Vay canına, bu çok eğlenceli. Tekrar yapmak istiyorum. İşte geliyor. Oh, şuna bak. İnanılmaz oldu. Sen ne yapıyorsun? Ben de denemek istiyorum. Yok, yapma. Ama... Of, peki o zaman. Kes şunu. Hey, saçıma sıkma. Al bakalım. Elinden gelenin en iyisi bu mu yani? Kes şunu. Bir dakika. Neredeyiz biz? Buraya bakın. Sanat yarışması zamanı. Oh, ne güzel çiçekler. Doğanın mucizeleri. Bak, çok güzel bir kelebek. Ha? Nereye gidiyor bu? Çok zarif bir böcek. Biz ne yapıyoruz peki? Tüh, ne şapşalım. Bir saniye. Sizden kelebek çizmenizi istiyorum. Peki. Bunu yapabilirim. Bir düşüneyim. Çok da zor olmamalı. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Resim malzemelerimi çıkarayım en iyisi. İşte ihtiyacım olan her şey burada. Bu fırçayı kullanacağım. Birazdan çok çok güzel bir kelebek çizeceğim. Biraz bekleyin. Gördüğünüz şey aklınızı başınızdan alacak. Önce bir tarafını boyuyoruz. Merhaba. İnanılmaz güzel. Olamaz resmim. Resmimi mahvettim. Hepsi kelebeğin suçu. Bir saniye. Sanırım bunu düzeltebilirim. Camın üstüne boyayı döküp süngerle yayıyoruz. Boya her yerde aynı kalınlıkta olmalı. Camı tamamen boyayla kaplıyorum. Sonra bir pamuklu çubuk alıp buraya bir kelebeği çiziyoruz. Harika oluyor. Şimdi bunun üstüne kağıt koyup hafifçe bastırıyoruz. Sonra kağıdı yavaşça kaldırıyoruz. Vay canına, süper oldu. Düşündüğümden daha da iyi. Çok yetenekliyim. Hiç böyle bir kelebek görmemiştim. Wow. Müthiş. Bunu sen mi yaptın? Benim de güzel bir şeyler yapmam lazım. Burada kullanabileceğim bir şeyler olmalı. İçinde bir sürü ıvır zıvır var sadece. Büyük hayal kırıklığı. Bir saniye. Buldum. Bu sayfayı katlıyoruz ve sonra kesmeye başlıyoruz. Hiç acele etmeden. Kağıda kanat şekli veriyoruz. Aynen böyle. Kağıdı açtığımızda karşımıza bir kelebek çıkıyor. Ama daha işimiz bitmedi. Siyah bir kalemle kenarları boyuyoruz. Şimdi süslemeye başlayabiliriz. Kanatları için böyle bir desen çiziyoruz. Ana hatları tamamdır. Şimdi biraz renk katmanın zamanı geldi. Pembe bence harika olacak. Şimdi bunu bir kenara bırakıp bir çengelli iğnenin ucunu böyle büküyoruz. Vay canına, bayağı güç gerektiren bir şey. Ucunu hafifçe geriye doğru büküyoruz. İşte tam istediğim gibi oldu. İğnenin etrafına bir lastik bant doluyoruz. Ve bantı sıkıca çekiyoruz. Güzel oldu. Sonra bu ataşı alıyoruz ve açarak düz tel haline getiriyoruz. Teli elimizden geldiğince düzeltiyoruz. Şimdi teli lastik bantın içinden geçirip ortasından büküyoruz. Süper oldu. Sonra teli çengelli iğnenin ucundan geçirip iki ucunu yana açıyoruz. Bu kelebeğin anteni oluyor. Artık buna kelebeğin kanatlarını takabiliriz. Ama en iyi kısmı bu değil. Kelebeğin alt kısmını böyle döndürüyoruz. Burayı bıraktığımızda kelebek uçacak. Vay canına, çok havalı. Bu şu ana kadar yaptığım en harika şey oldu. Ne? Bunu nasıl yaptın? İnanılmaz değil mi? Bana geri geldi. Beni çok sevmiş olmalı. Ne kazandı? Gerçekten men yaşasın. Bu haksızlık ama. Sulu bir ananas. Tadı çok güzel. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Siz hala buradasınız demek. İşte bir sonraki göreviniz. Bu benim için çok kolay olacak. Yalnızca ne kullanacağımı karar vermem gerekiyor. Zor bir karar. Bilemiyorum. Sanki beni kızdırmak için yapıyor. Karnım çok acıktı. Keşke yanımda lezzetli bir atıştırmalığım olsaydı. Bir saniye, bir fikrim var. Çantamda hala öğle yemeğinden kalma bir şeyler vardı. Nefis bir portakal. Çok iyi. Şimdi bunu mideye indireceğim. Ağzım sulandı resmen. Neyse, hepsini ağzıma atacağım. Çok iyi geldi gerçekten. En iyi sınıfta atıştırmalık yok. Ama siz ananas yiyordunuz. Olamaz, kabukları kaldı. Neyse, bunları çöp atayım. Bir saniye. Bu aklıma bir fikir getirdi. Portakal kabuklarını kullanabilirim. Bu şişe kapağını alıp kabuğun üstüne bastırarak küçük daireler yapacağım. Kapağı aynı kurabiye kalıpları gibi kullanıyoruz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Fon kağıdından bir daire kesip üstüne bir oval çiziyoruz. Sonra bu yeşil fon kağıdını yırtıyoruz. Bunu yapmak insanı çok rahatlatıyor. Kağıttan küçük şeritler kopartıyoruz. Sanırım bu kadarı yeterli.
Şimdi bunları alttaki çembere ovalin üst kısmına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi portakal kabuklarını alıp ovalin içine yerleştiriyoruz. Kabukları bu şekilde dizip altlı üstlü şekilde yerleştiriyoruz. Bu desen harika bir efekt yaratacak. Bu kadar yeterli. İşte çok lezzetli görünen bir ananasımız oldu. Ha, bitirdin mi hemen? Çok güzel oldu bence. Şuna bir bak. Ah, demek olay bu, öyle mi? Onun kazanmasına izin veremem. Bir dakika, harika bir fikrim var. Bandı siyah bir tuvalin üstüne yapıştırıp üst kısmını boş bırakıyoruz. Şimdi altın rengi boyaya ihtiyacımız var. Benim pahalı zevklerim vardır. Bantların arasındaki boşlukları boyuyoruz ama hepsini değil. Boşlukları oval şekilde boyuyoruz, sonra bantları dikkatlice yerinden çıkarıyoruz. Aksi halde boyalar yayılabilir. Vay canına, çok harika görünüyor. Şimdi yeşil renkli boyaya geçiyoruz. Bu boyayla yaprakları yapıyoruz. Ananasımızın üst kısmı oluyor. Şuna bir bak. Artık alkışlayabilirsiniz. İşte karşınızda bir başyapıt. Güzel olmuş Betty. Bilmediğim bir şey söyle lütfen. Sanırım çok yetenekliyim. Artık gerisi öğrenmene kaldı. İlginç. İkiniz de kazandınız. Ben kazandım, yaşasın. Hayır, ikimiz de kazandık. Dünyanın en güzel kuşu kimmiş bakalım? Sensin elbet. Bir dakika, seni oradan çıkaralım. Hadi uç melek kuşum. Çok güzel değil mi? Vay canına. Burasının vahşi yaşam sınıfı olduğunu bilmiyordum. Bana bir anda ilham geldi. Umarım hakkını verebilirim. Ne? Of, hadi ama. Herkes başımıza eleştirmen kesildi. Bu çok komik. Bir dakika. Şaka yapıyorsun herhalde. Ah, aptal kuş. Kuş belli ki son modayla pek ilgilenmiyor. Temizleyin şunu üstünden. Hey, sanat yarışması zamanı. Aa, öğretmen nereye gitti ki? Biz de mi gitsek acaba? Aa, evet, olabilir. Bir dakika, orada kimse var mı? Bir dakika, ah, neredeyim ben? Biraz kestiriyordum da. Gözlerim bir anda kapanmış. Sizi bekliyoruz. Ah, ne? Aa, yarışma tabii. Ah. İşte size yeni göreviniz. Bu zor olabilir. Ne yapsam acaba? Hah, buldum. Hey, ne yapıyorsun sen? Benim araştırma yapmam lazım. Birazdan dönerim. Görüşürüz. İşte buradan başlayabilirim. Şu an hiçbir şey yok. Bir dakika. İşte ben de bunu arıyordum. Kocaman bir örümcek ağ. Üstelik mükemmel durumda. Artık işe girişsem iyi olur. Bütün günü burada geçiremem. Şimdi bu yapıştırıcıyı alıp ağın üstüne sıkıyoruz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var. Yapıştırıcıyı siyah fon kağıdının üstüne sıkıp iyice yapışkan hale getiriyoruz. Bu kadar yeter. Umarım işe yarar. Kağıdı ağın üstüne koyup onun da üstüne bu çerçeveyi yerleştiriyoruz. Şimdi çerçeveyi çekiyoruz. Vay canına, müthiş oldu. Öğretmen buna bayılacak. Bu iş neden bu kadar zor ki? Ben geldim. Ne diyorsunuz? Bu gerçek bir örümcek ağ. Neyse ki alırken etrafta hiç örümcek yoktu. Bunu nasıl yapmış ki? Ah, şimdi görürsün sen. Bir yeri aramam lazım. Alo, acil bir durum var. Hanımefendi, bu sizin için. Şef bunu özellikle sizin için yaptı. Şaka mı bu şimdi? Her şeyi açıklamak zorunda mıyım? Yiyin hadi sadece. Ah, anlamıştım zaten. Neden öyle söylemedin? Muzla başlayacağım. Çok lezzetli. Çok taze. Ah, çok güzeldi. Benim yeni bir işe ihtiyacım var. Aa, bu tabağı kullanabilirim. Çatalın tersiyle böyle çizmeye başlıyoruz. Tabağa bir şekil veriyoruz. Bu işimizi görür. Şimdi siyah boyaya ihtiyacımız var. Tabağı böylece boyuyoruz. Çizdiklerimiz ortaya çıkıyor. İşte şimdi bir örümcek tabağına benziyor. Tada! Biliyorum. Bence de harika oldu. Kimin en iyi olduğunu birazdan öğreneceğiz. Zor bir seçim. Ama bu turu en iyi kazanıyor. Yaşasın, bu benim zafer dansım. Oo, çok iyi oldu. İşte bir sonraki göreviniz. Şimdi nefis bir dondurma çiziyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Bu kitap çok ilginçmiş. Beni duydunuz mu? Hadi başlayın. Aa, hadi başlayalım bari. Yapacak daha önemli işlerim var benim. Hey, ne yapıyorsun? Pardon, özür dilerim. Çöpe at gitsin. Ne? Yok artık. Ben senin uşan değilim. Aa, bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bir parça kartonu dondurma şeklinde kesiyorum. Ama şimdi bunu ayrıntılarda eklememiz gerekiyor. Külahıyla başlıyorum. Bunu yapmak çok kolay oldu.
Sonra makyaj pamuklarını yapıştırıp kat kat yapıyoruz. Ama biraz fazla vanilyalı oldu. Bunun için dondurmamıza biraz renk katıyoruz. Pamukların üstüne sulu boya damlatıp farklı renkler kullanıyoruz. Sonra üstüne bunları serpiştiriyoruz. Bunları kağıt parçalarından yaptım. Tamam, bence oldu artık. Çok gerçekçi görünüyor. Çok da lezzetli. Çok güzel olmuş değil mi? Çok iyi olmuş gerçekten. Ama ben daha iyisini yapabilirim. Keşke şu an biraz dondurma olsa. Gösteri zamanı. Uşağım. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bana mı haykırdınız hanımefendi? Hadi sene. Yerine hemen birini bulabileceğimi unutma. Tabii ki hanımefendi. Burada neler varmış bakalım. Mafa mı? İşte bununla çalışabilirim. Yalnız birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Altına birkaç kesik atıp bir üçgen oluşturuyoruz. Sonra ortasından kesiyoruz. İşte waffle'dan küçük bir üçgenimiz oldu. Üçgeni bir tepsiye koyup bir muz parçası ekliyoruz. Bu bizim dondurmamız oluyor. Dilimleri üst üste koyup çilek parçalarını ve tabii ki minik şekerlemeleri ekliyoruz. Ne güzel rengarenk oldu. Ama daha işimiz bitmedi. Yanına bol bol sulu çileklerle nefis yaban versinlerini ve son olarak çilek şurubunu ekliyoruz. Öğretmen buna bayılacak. Kokusunu alınca kendinden geçecek. İşte şimdi bekliyoruz. Güzel bir şeyler kokuyor. Hem de çok güzel. Yarışmaya dönelim. Kazanan çok belli. Betty kazanıyor. Nanik. Bence benimki daha güzel oldu. Ne harika bir boya takımı. Çok kıskandım. Bunu nasıl kullanabilirim ki? Aslında fırçamı tamir edebilirim. Biraz saça ihtiyacım var. Umarım sera fark etmez. Bu kadar yeter. Fırçaya takalım. Artık çizim yapabilirim. Bunu gözüm bir yerden ısırıyor. Yani bayağı tanıdık. Yoksa o benim saçım mı? Saçım mı? Ne yaptın sen? Ver şunu bana. Ben daha da çok alırım. Hemen kesin şunu. Yapacak tek şey var. Ceza mı? Peki. Bunu beklemiyordum. Neredeyiz biz? Selam'a bir resim yarışmasındasınız. Ne çizeceğinize tekerlek karar verecek. 1, 2, 3. Başla. Çiçek mi? Peki. Kolay görünüyor. Bunu yapmak zorunda mıyız? Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Ben bir dahiyim. Mücevherlerimi kağıdın üstüne sereceğim. Şimdi de üstlerinden boyayacağım. Çok boyaya gerek yok. Ayrıca çeşitli renkler kullanacağım. Peki bu kadar yeter. Boya fırçasının ucuyla zincirleri kağıt üzerinde sürükleyeceğim. Bu şekilde boya yayılacak, renkler birbirine geçecek. Karşınızda çiçeğim. Epey güzel oldu değil mi? Etkilendim. Şimdi de makyajıma döneyim. Fırsat bu fırsat. Güzel görünmem lazım. Bir namımız var yani. Aynen, aferin sana. Tam da ihtiyacım olan şey. Şimdi çiçeğimi yapabilirim. Boyayı şu makyaj fırçasına batıralım. Sonra da aynısını yeşil boyayla yapalım. Harika görünüyor. Biraz da detay ekleyelim. İşte bu. Çok güzel oldu. Kanıtları da yok edelim. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Güzel. Makyajımı yaparken dikkatimi dağıtma. Göz kamaştıracağım. Süre doldu. Ne düşünüyorsunuz? Etkileyici değil mi? Benimki daha naif. Mükemmel olmuş. Çok ilginç Sera. Beğeneceğinizi biliyordum. Yok artık. Komik olan ne? Yüzünde boya var. Güzelim cildim, olamaz. Bir sanat eseri olmuş bu Sera. Dünya onu görmeli. Resimleriniz mükemmel olmuş. İkinizi de tebrik ederim. Sıradaki turda tek boynuzlu at çizeceksiniz. Evet, onlara bayılırım. Atlara benziyorlardı değil mi? Hayvan çizme konusunda çok kötüyüm. Şşt, ne? Şuna bak. Bir sürü para. Resmimi çizersen hepsi senindir. Sera, senden beklemezdim. Hayır, kendin çizeceksin. Siz bilirsiniz.
Potter hiçbir şey yapamayacağım. Biraz abartıyor gibisin. Bu çizim için güzel bir tiyom var. Elimi kağıda koyup etrafını çizeceğim. Sonra detayları yapacağım. Tek boynuzlu at çizmek böyle çok kolay. Şimdi de boyama zamanı. Tek boynuzlu atlara pembe çok yakışır. Ya çok tatlı oldu. Boynuza biraz daha boya ekleyeceğim. Ne kadar da hızlı. Bitti gitti. Ya şuna bak. Neden bu kadar mutlusun? Aklıma bir fikir geldi. Molly'den kopya çekebilirim. Ama benimki zengin bir at olacak. Şundan mükemmel boynuz olur. Sanatın iyisi pahalıdır. Ne düşünüyorsun? Ciddi misin? Aynı benimki gibi olmuş. Hayır, benimki daha pahalı. Hey öğretmenim. Oo, şuna bakın, harikulade. İkinize de aferin. Ben bir sanatçıyım. Peki bu sefer böyle olsun. Aman. La 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 la. Ah pardon çocuklar. Bu sefer ne çıkacak acaba? Bir yıldız başlayın. Bu ne? Çizim malzemeleri mi? Ama neyse. Molly'nin olsun. Oo, şunlara bak. Vay. Bugün benim şanslı günüm. Kağıdın üstüne şablonu koyalım. Fırçayı da farklı farklı renklerle kaplamıştım. Harika bir etkisi oluyor. Şimdi şablonu dikkatlice kaldıralım. Vay gökkuşağı gibi oldu. Bayıldım. Sen ne yapacaksın bakalım? Bir arama yapmam lazım. Alo evet biraz yardım isteyeceğim. Neler oluyor burada? Yıldız mı çizeceğiz? Oh, kolaymış. Benim gibi bir uzman için hiçbir şey değil bu. İzle ve öğren. Daha zorlayıcı bir şey daha iyi olurdu ama ne yapabilirim ki? Ve bitti. Alkışlarınızı alabilirim. Biliyorum çok yetenekliyim. Aa, bitirdiniz mi? Aa. Aman aman sanat eseri gibisiniz. İlhamım oldunuz. Ya yapma. Her gün resmini yapabilirim. Ben gideyim bari. Hiç böyle güzellik görmemiştim. Bunu sana yaptım. Aa, çok romantiksiniz. Siz yanımdayken içim ilham doluyor. Gidelim buradan. Hey, gidemezsiniz resmim. Ya. Bu sefer kalp çizeceksiniz. Birkaç malzeme ihtiyacınız olacak. Göreyim sizi kızlar. Şu kalemlere bak. Vay canına. Hepsi bu mu? Cidden mi? Eşyaslar. Aa, bir fikrim var. Bu şey müthiş olacak. Devasa bir kalp çizeceğim. Gayet güzel gidiyor. Şimdi de içine daha küçük bir kalp çizeceğim. Mükemmel oldu. Berbat olmuş. Hey, resmime bak. Tatlıymış. Ben de bir şeyler çizsem iyi olacak. Dur bakalım. Bir fikrim var. Kurşun ve tükenmez kalemi aynı anda kullanacağım. Eğlenceli kısma geçelim. Kalbin ortasından geçen çizgiler çekelim. Aynen böyle. Şimdi de gölge ekleyelim. Yer yer daha koyu çizgilerle gölge yapalım. Plan tıkır tıkır işliyor. Şimdi de kalbi etrafından kesip çıkaralım. Öğretmenim bitirdim. Pardon. Evet, görelim bakalım. Oo, gayet zekice Molly. Beğendim. Aa, Sera, senin kalbin nerede? Şurada öğretmenim. Oo, biraz sokak sanatı gibi olmuş. Yaklaşımlar farklı ama ikinizinki de harika. Bayıldım. Ya, teşekkürler. Aa, beni mi bekliyorsunuz? Çevirelim bakalım tekeri. Çok eğlenceliymiş. Gökkuşağı demek ki bolca boya gerekecek. Bence gayet kolay olacak. Alt üstü bir kavis çiziyoruz. Yok ya tahmin ettiğimden zormuş. İşte güzel olmadı. Gerçi sanırım şunu kullanabilirim. Sanırım buldum. Bir şerit kağıt alıp şu şekilde katlayalım. Sonra da tatlı minik bir yüz çizelim.
ardından gözler. Gidişatı beğendim. Yaratıcılığım üstümde. Hey, dikkatli ol. Pardon, resmin böyle daha güzel olur. Evet, şimdi de renklere geçelim. Henüz gözlerini boyamak istemiyorum. Bu pembe de ne parlakmış. Bu renk bir oje almalıyım. Kasma da sarı olabilir. Gözleri de yeşil yaparım. Ne kadar da mutlu bir kedi oldu. Gülüşünden gökkuşağı çıkıyor. Molly'ye göstereyim. Bu çok komik. Serinin döktüğü boyayı temizlesem iyi olacak. Daha da yaydım. Dur biraz. Şunu kullanabilirim. Harika bir fikir. Tuvali maviye boyamıştım. Bu süngerle de beyaz bulutlar yapacağım. Buluttan da turuncu boya katacağım. Aynı şeyi farklı renklerle yapalım. İşte bu. Bitti. Hey, yüzüme dikkat et. Öğretmenim, şuna bakın. Bakalım Molly. Oldukça özgün ve rengarenk. Çok güzel olmuş. Vay! Çok eğlenceli olmuş. İkinizle de gurur duyuyorum. Bir ödülü hak ettiniz. Müthiş bir iş çıkardık Sera. Dersi hazırlansam iyi olur. Bu çok harika. Hangi saç şeklini seçsek acaba? Yok, yeşil olmaz. Sanırım buldum. 3 numarayı seçiyoruz. Bu da ne ki şimdi? Bırak şunu, benim o. Görmek istiyorum. Ne oldu böyle? İşte sonunda buradasınız. Resim yarışmamıza hoş geldiniz. Sanırım başlasak iyi olur. Öncelikle hadi davullar çalsın. Bir gökkuşağı resmi yapıyorsunuz. Vay canına, gökkuşaklarına bayılırım. Başlayalım o zaman. Çantamdan bir şeyler almam lazım. Ben de çantama bir bakayım nelerim varmış. Senin çantan bu mu? Bunu resmim için kullanabilirim. Hey, bunu unutmuş olmalıyım. Hala güzel kokuyor. Şaka mı bu? Şimdi çıkaracağım. Takılıyorum canım. Bana bir kalem lazım. Tabii ki üstü pırlanta kaplı bir kalem. Bu da nereden gelmiş böyle? Bakma bir fikir getirdi. Hey Kendall. Uzak tut şunu benden. Çok iğrenç. Tamam, bu kağıdı katlayarak başlıyoruz. Üstüne koyduğumuz bu teneke kalemliği bir daire çizmek için kullanıyoruz. Sonra daireye bir yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Gülümsemesini kat olan yere yayıyoruz. Ne harika bir gülümseme. Şimdi kağıdı açıyoruz. Bu para destesini cetvel gibi kullanıp yüzü birleştiriyoruz. Şimdi sıra bu yüzü renklendirmede. Renklerin mümkün olduğunca parlak olması gerekiyor. Ağzın içine bir gökkuşağı çiziyoruz. Sonra kağıdı tekrar katlıyoruz. Harika görünüyor. Hey, şuna bak. Çok iyi değil mi? Vay canına, çok şaşırdım doğrusu. Böyle daha başlamamıştım bile. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Eski tebeşirlerimi buldum. İşte bunları kullanabiliriz. Şimdi bana eski dostum çekicim lazım. Daha önce yaptığım bu kelebek şablonunu siyah fon kağıdın üzerine koyuyoruz. Sonra da bu tebeşirleri ezmeye başlıyoruz. Bunu yapmak çok iyi geliyor. Ciddi stres azaltıyor. Şimdi şablonu kaldırıyoruz. İşte müthiş kelebeğim karşınızda. Harika iş çıkardınız kızlar. Biliyorum. Zor bir karar ama Birdney kazanıyor. Gerçekten mi? Vay canına, teşekkürler. Bu büyük haksızlık. Hey, üzülme, resmin hoşuma gitti. Hey, havada aşk kokusu var. İşte bir sonraki yarışmanız. Bu bir kalp. Ve ilham versin diye burada özel bir konuğum var. Şuraya bakın. Merhaba hanımlar. Ben buna yakıcı bakışım diyorum. İyi ki şu vantilatörü getirmişiz. Çok yakışıklı. Hey, onu önce ben gördüm. Hayır, ben gördüm. Bu turu kazanmam lazım. Özel bir şey yapacağım. Ver o kalpleri bana. Daha çok ver. Olabildiğince hızlı kesmeye çalışıyorum ama baskı altında iyi değilim der. Buyurun. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Brian çok hoş biri. Birlikte çok mutlu olabiliriz. Tamam, hadi başlayalım. Önce şu romantik mesajla başlıyoruz. İşte sanırım tam olarak istediğim bu.
Şimdi harflerin çevresinden altın rengi kalemle geçiyoruz. Sonra bu yıldızları ekliyoruz. Diğer kalplerin üstüne bu mesajları yazmıştım. Sanırım bunu seçeceğim. Kenarlarını katlıyoruz. Ve kat izi olsun diye üstüne bastırıyoruz. Şimdi üst tarafını katlıyoruz. Böylece küçük bir zarf yapıyoruz. Kapağını kapatmak için bir çıkartma kullanıyoruz. Bunu diğerine de ekliyoruz. Bu bir aşk mektubu koleksiyonu. Bundan çok şirin bir anahtarlık yaptım. Vay canına, çok iyiymiş. Bu düşündüğünden zor olabilir. Bir şeyler düşünmem lazım. Tamam, başlıyoruz. Buraya bir kalp çiziyoruz. Ama bu biraz değişik bir kalp olacak. Değişik ama çok güzel görünen bir kalp. Merhaba hanımlar. Bu berduş görünümünü sevdim. Ve çizimin de müthiş olmuş. Bu güle ne dersin? Vay canına, çok centilmensin. Ve vay canına, bu nedir? Bu benim için mi? Güzellik ve yetenek bir arada. Ne güzel bir birleşim. Sana bir şey vermek istiyorum. Aa, bu inanılmaz. Evet, bu tepkiyi hep verirler. Benim için bir şeyin var mı? Sessiz ol. Benimle ilgileniyor işte. Aa, çok ele gelen bir şey. Gerçekten ufak bir şaka sadece. Sıradaki yarışmamız bir fırça. Aa, Bernie nerede? Aa, hiç bilmiyorum. Her neyse, olmadan da başlayabiliriz. Hadi o zaman. Bu çok kolay olacak. Alo, bir siparişim var. Aa, ne hızlı bir servis. Alışverişi çok seviyorum. En sevdiğim hobim. Tamam, şimdi şunu kutudan çıkaralım. Bu nasıl sığmış buraya ya? Uf, ağırmış da. Ama süpermiş. Ha, bu kutuya artık ihtiyacım kalmadı. Ah, üzgünüm, geç kaldım. Aman tanrım, bu tuvalet kağıdı mı? Ha? Ha, sen neden bahsediyorsun? Ah, evet, pardon. Evet, bu utanç vericiydi gerçekten. Aa, ne kaçırdım? Bir dakika, bir şey yapmam lazım. Aa, lütfen kes şunu. Aa, çok iyi geldi ama. Aa, bunu kullanabilirim. Boya fırçasına ihtiyacım yok. Pamuklu çubuğu kırıp ikiye bölüyoruz. Sonra tuvalet kağıdını sıkıca sarıyoruz. Şimdi de bunu yeşil plastiğe sarıyoruz. Aynen böyle. Bu bittiğinde bize bir çıkartma lazım. Bu çıkartmayı uca yapıştırıyoruz. Güzel oldu. Şimdi bunu bir şeffaf tüpün içine koyuyoruz. Sanırım artık hazır. İlk pamuklu çubuğu pembe boyaya batırıyoruz. Bu renk plastiğin rengine uyuyor. Sonra pamuğu kağıdın üstüne sürüyoruz. Bu renkli işimiz bittiğinde diğer pamuklu çubuğa geçiyoruz. Şimdi sıra mavide. Pamuğun boyu emmesini bekliyoruz. Sonra sanatımıza devam ediyoruz. Ha, bu da ne? Demek kolay bu, öyle mi? Sen daha hiçbir şey görmedin. Büyük planlarım var benim. Şu an bir şaheser yaratmak üzereyim. İşte bitirdim. Ha, bu nedir? Neden böyle bir şey yaptın? Sen kaybettin. Hadi ama, fırça elimden kaydı sadece. Ay, üzgünüm. Potasyum ihtiyacımı karşılamam lazımdı da. Sıradaki konumuz bu. Bu kadar çalışmak karnım acıktırdı. Bana yiyecek bir şey getirin. Bu güzel. Hepsi çok lezzetli görünüyor. İlk hangisini denesem acaba? Vay canına, çok güzel görünüyor. Aa, ben de istiyorum. Çek şu pisellerini. Yiyeceklerime dokunmanı istemiyorum. Aa, hadi ama, bunların hepsini yiyecek hali yok ya. Peki, sana bir yumurta vereceğim. Yakala. Ay ay, dur, düşme. Oh, iyi kurtardım. Bunun için teşekkürler. Yumurtayı bir kasenin içine kırıyoruz. Sarısını ayırıp başka bir kaseye alıyoruz. Sarısını dağıtmak için parmaklarımızı kullanıyoruz. Şimdi yapış yapış bir dokusu var. İçine biraz yağ katıyoruz. Birazcık daha. Şimdi karıştırıyoruz. Sonra karışıma bir şırıngaya dolduruyoruz. Şırınga çalışmalarımızı kolaylaştırıp etrafı kirletmemizi önleyecek. Şimdi bu yumurta karışımını toz boyaya ekliyoruz. Fazlasına gerek yok. Birkaç damla yeter. Yumurta ile boyayı karıştırmak için bir fırça kullanıyoruz. Ah, oldu gibi görünüyor. Sonra yumurta kabuğunu alıp hafifçe eziyoruz. Kabuğu ufak parçalara ayırıyoruz. Bu ufak parçayı alıp maviye boyuyoruz. Bu renge bayılıyorum. Bu kabukları daha önce çizdiğim vazonun üstüne yapıştırıyorum. Sonra bu çiçekleri ekliyoruz. Çok doydum. Bir dakika, sanırım çok fazla yedim. Vay canına, pardon, kusura bakmayın. Ama çok iyi geldi doğrusu. Yalnız hiçbir şey israf etmek istemiyorum. Belki bununla bir şey tasarlayabilirim. Daha önce bu fon kağıdını maviye boyamıştım. Şimdi bu brokoliyi fırça olarak kullanıyoruz. Boyayı kağıda bandırıyoruz. Farklı renkler kullanıyoruz. Bu harika bir yaprak efekti yaratıyor. Ne dersiniz? Çok güzel.
Ah bayıldım, çok yaratıcı. Hanginizi seçsem acaba? Zor bir seçim ama Kendall kazanıyor. Yaşasana, ben bir harikayım. Pekala, sakin ol bakalım Picasso. Bak nasıl dönüyor. İşte sıradaki konunuz bu. Ne heyecan verici. Şaka mı bu? Bununla ne yapacağız hiç anlamadım. Ah, gömleğimden bir iplik sökülmüş. Bir tane de burada var. Tam ihtiyacım olan şey. Belki bunları kullanabilirim. Makyaj yapıyor. Belki hiç fark etmez. İşte tam fırsatı. Doğal davran. İşte aldım. Harika, hallettim. Bu ipi bir rujla kaplıyoruz. Sonra ipleri defterin üstüne koyuyoruz. Bu şekilde bir dalga şekli veriyoruz. Sonra defteri kapatıyoruz. Ve ipleri çekiyoruz. İşte karşınızda soyut bir eser. Harika görünüyor değil mi? Vay canına, çok etkileyici gerçekten. Bir dakika Bertney. Evet. Bu nereden çıktı şimdi? Sen de kalsın. Biz bu fırçayı kullanıp tuvalimizi siyaha boyuyoruz. Ama yarısında boyamayı kesiyoruz. Ortaya tutkallı bir çizgi çekiyoruz. Siyah boyanın ve siyah tuvalin üstüne fırçayla tutkalı yayıyoruz. Aynen böyle. Kurumadan evvel üstüne sim serpiştiriyoruz. Çabuk olmam lazım. Of, çok uğraştırdı gerçekten. Bu altın mı? Bu resmimin üstünde harika görünecek. Vay canına, kepeğim bile altından benim. Ama artık daha iyi bir şampuan kullansam iyi olur. Tuvalin üstüne bir kalp şablonu koyuyoruz. Sonra bir sprey boya alıp şablonun üstünden geçiyoruz. Çok canlı bir renk gerçekten. Şablonu dikkatlice kaldırıyoruz. Vay canına. Bunu duvarıma asacağım. Güzel olmuş değil mi? Ne demezsin sen? Bir de bunu gör. Vay canına, çok parlak. Hiçbir şey göremiyorum. Koy şunu yerine. Böyle daha iyi. Vay canına. Harikulade. Çok özel bir şey hakikaten. Bir dahakine uyarsan iyi olur. Vay canına, şu ödüllere bak. Artık yarışmamızın sonuna geldik. Şimdi kazananı bildiriyorum. Ben beni seçin. Çok gerginim. Acaba kazanan kim? Kazanan Kendall oluyor. Buna inanamıyorum. Ben elimden geleni yaptım. Kutlarım. Bir dakika. Bence ödülleri paylaşmalıyız. Gerçekten mi? Sen ciddi misin? Yaşasın. Yalnız ben sarılmaktan pek hoşlanmam. Çok duygulandım. Yarışmanın gerçek kazananı sanat oluyor. Bu yarışmaya katılmak isteyen var mı? Herkes katılabilir. Senin dışında. Çekil şuradan. İğrenç. İşte bu durum. Bu kimin arabası böyle? Endişelenmeyin hanımefendi. İşte geldim. Buyurun, bastığınız yere dikkat edin. Yol ne uzun sürdü. Bu broşürü almanızdan büyük onur duyarız. Uzaklaş. Bu nedir? Resim yarışmasına davetiye mi? Hayır. Niye rüzgar olmak zorunda ki şimdi? Bunun içinde hiçbir şey yok. Bu da nedir? Resim yarışması mı? Teşekkürler. Ver onu bana. Bak ne yaptın. Dönüşe bakılırsa ikisi de gidiyor. Pekala, resim yapmaya hazır mıyız? Bir gökkuşağıyla ısınalım şimdi. Gökkuşağı mı? Bu ısınma için bayağı iddialı. Buldum. Bir torba dolusu eşyam sonunda bir işe yarayacak. Bir bakalım. Senin ufaklık. Hayır. Aferin oğluma. İşte aradığım şey. Biraz sihri hazır mısın? Bu renklerin gökkuşağına dönüşünü bir izle. Şuraya birkaç tane sıkalım. İşte oldu. Yani neredeyse. Güzel. Şimdi bunu devreye sokalım. Çok güzel oluyor değil mi? Bütün iş eldekilerle çalışmayı bilmekte arkadaşlar. İşte. Bu biraz kirlendi sanki. Şimdi bantların hepsini çıkarıyoruz. Düzgün ve temiz bir çizgi gibisi yoktur. Yani üç çizgi gibisi. İşte oldu. Yardımın için sağ ol. Çok etkileyici değil mi? Sanırım fena değil. Gelsin bakalım. Pardon. Bunu benim mi yapmam gerekiyor? Çok güzel. Sen çekilebilirsin. Yaratıcılığımı konuşturmam için bana biraz alan lazım.
İlginç. Tabii öyle. Herkes izleyip öğrensin. Bir sürü renkli şey. Ne güzel değil mi? Şimdi ne olacağını izle. Gördün mü? Ben de güzel işler çıkarıyorum bazen. Ve bu bittiğinde elimizde kalan muhteşem gökkuşağı kumu olacak. Şu tonların canlılığına bak. Tada! Bu gerçekten muhteşem bir şeydi. Ah, ama daha işim bitmedi. Bu aslında bir gökkuşağı adam. Bu biraz kişilik katıyor. Sence de öyle değil mi? Ve... İkisi de ilginç olmuş. Bu yüzden bu turu ikiniz de kazandınız. Sorun değil. Bize bir sonraki konumuz verecek mi acaba? Evet. Bir alet tasarlamalısınız. Anladınız mı? Alet mi? Peki. Tam gereken şeyi biliyorum. İşte geldi. Çok şirin değil mi? Ama bir iki düzenleme yapmam lazım. Bu iyi oldu. Artık işe koyulalım değil mi? Ve başla. Tamam, başlıyorum. Düşündüğüm şeyi mi görüyorum? Evet, çok inanılmaz değil mi? Hadi yap resmini ufaklık. Ama her sanatçıya ilham gerektiği için seninki de bu olsun. Sanırım bu minik kediciyi çizebilirsin değil mi? Sorun yok. Kusursuz bir daire çizmek için bu ufaklığa her zaman güvenebilirsin. Tanıdık gelmeye başladı mı? Sadece ona bir dakika verelim, gerekeni yapacak. Şu kusursuz çizgilere bak. Nasıl yani? Bunu onaylayamam. Robotlar gerçek bir sanat eseri yapabilir mi? Öyle görünüyor. Aha, çekilebilirsin. Bitmiş görünüyor. Ve fazla söze gerek yok. İşte mükemmel oldu, gördünüz mü? Evet, ama bu oyunu iki kişi oynayabilir. Sadece doğru şekiller gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Bunları bir araya getirdik mi? İşte oldu. Sadece bir parça plastik ve telefonundaki fotoğraf. Ve hop! Böyle üstünden geçebilirsin. Eldeki imkanları kullanmak her zaman işe yarar. Neredeyse bitti. Çok güzel oluyor. Yani bence. Ah, çok zayıf. Pekala, kim kazandı? Bariz nedenlerle Naomi kazandı. Olamaz. Demek yaratıcı olmak bu işin sırrı. Aptal robot. Senin yerin çöp kutusu. Beni duydun mu? Hayır, çöp olan sensin. Ne? Benim için bir resim mi yaptın? Bu komik mi yani şimdi? Bugün teknoloji tam bir fiyasko oldu benim için. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? Affedersiniz. Elbette. Bir sonraki yarışmamız origami. Origami mi? Peki. Neyse ki yanımda her zaman kağıt vardır. Şaka tabii. Bunu Şan verdi. Ben doğru dürüst işe yarayacak bir şey tercih ediyorum. Hatta daha da iyisi altın var yanımda. İşte burada. Vay canına. Bu gerçek mi? İşe koyulsam iyi olacak. Pekala, şunu içine atalım. İşler kızışıyor. Vay canına, altına döndü. Niye bununla yetineyim ki? Sen de gir bakayım. Aman tanrım. Evet, kesinlikle işe yaradı. Muhteşem. Bayan Betty, teşekkürler şef. Bu büyük haksızlık. Acaba benim bir yerlerde kağıdım var mıydı? Altın değil bu ama iş görür. Biraz sihir görmeye hazır mısınız arkadaşlar? Fena. Kağıt kırış kırış olmuş. Çok komik biliyorum. Ama işleri tersine çevirebilirim.
Yalnız ütü üstüne fazla gezdirmiyoruz. İşte yepyeni oldu. Aman neyse. Benim düşünmem gereken başka şeyler var. Birkaç kez dikkatlice katlayınca bunun bir kağıt parçasıyla hiç alakası kalmayacak. Şimdi buraya birkaç işaret koyalım. Ha, şu an tuhaf görünüyor ama sonunda çıkan şey anlamlı olacak. Tanıdık geliyor mu? Bu dünyadaki en güzel kız. Ne? Sabırlı ol biraz, tamam mı? Şuraya bir iki şey çizelim. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Kanatları katlamaya ve boş yerlere çizmeye devam ediyoruz. İşte hepsi bitti. Ah, sen öyle diyorsan. Şimdi de renkler gelsin lütfen. Bak artık dans edebiliyor. Artık kollarını bacaklarını hareket ettirebilirim. Vay! Ben bununla yarışamam ki. Yoksa yarışabilir miyim? En üstte böyle bir kat yapıyoruz ve bunu aynı yönde tekrarlıyoruz. Bu şekilde aşağıya devam ediyoruz. Sonra buraya düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra böyle aşağı doğru devam ediyoruz. Sonra kapatıp kare haline getiriyoruz. Ne olduğunu anlayabildin mi? Buraya bir tavşan çiziyoruz. Çok şirin olmuyor mu? Arkadaşı ayıyı da yapmalıyız. Çok güzel oldu değil mi? İçini boyamayı unutmuyoruz. Turuncu ile mavi her zaman çok iyi gider. Şimdi sıra hayvan dostlarımızda. Renkler onlara hayat veriyor. Son bir şey. Kağıdı böyle açıyoruz. Tada! İşte bitti. Bu sefer seçim yapmak zor. Ama şu balerin yok mu? Sen kazandın. Ama ya benim şirin origamim. Ah, Oliver ne güzel kız. Emma. Öpsün. Sümeye bak. Resmin mahvoldu. Bunu neden yaptın ki? Bunu hemen temizlemem lazım. Endişelenme. Ben yapacağımı biliyorum. Sümüğün içine bir kalp çizeceğim. Çok romantik gerçekten. Bir gün buna çok güleceğiz. Ah, şuna bak. Çok iğrenç bir şey bu. Özür dilerim Olivia. Kazara oldu. Hey, bu şamata da ne? Beni oraya getirmeyin şimdi. Hey, dikkatinizi verin. O başlattı öğretmenim. Yapacak tek bir şey var. Bu çok acayipti değil mi? Çizim yarışması zamanı geldi. Bütün yeteneklerinizi göstermenizi istiyorum. Vay canına, çok heyecan verici. İşte ilk göreviniz. Sizce bu renkler bana yakışıyor mu? Bu kadın bir cadı. Neler oluyor? Sizden saç çizmenizi istiyorum. Anlayamadınız mı hala? Peki. Bunu yapabilirim. Hadi başlayalım o zaman. Yalnız biraz ilhama ihtiyacım var. İşte burada Olivia devreye giriyor. Yani şu muhteşem saçlara bakar mısın? Evet, bu harika bir fikir. Ama nereden başlasam acaba? Buldum. Şu an kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Güzel bir başlangıç oldu. Nasıl devam etsem acaba? Biraz yardım alabilir miyim? Ne güzel kalemler bunlar. Mavi olanını alıyorum. Mavi renk kesinlikle daha güzel görünecek. Belki de öyle olmayabilir. Bu yüzden hızlı bir ayarlama yapmam lazım. Bunun için bir bıçağa ihtiyacım var. Kalemin ucundan biraz parça kesiyorum. Ufak bir parça olsa yeter. Aynen bunun gibi. Hadi şimdi deneyelim. Bu uçla harika bukleler çizeceğiz. Üstelik fazla vaktimizi de almayacak. Sanırım bitirdim. Bu çizim çok içime sindi doğrusu. Güzel oluyor. Bir dakika. Bir sorun var. Hadi ama bunun için hiç zamanım yok. Şuna bak. Kalemim tükenmiş. Bir bu eksikti. Ben ne yapacağım şimdi? Bir dakika. Şuna bak. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hemen dönerim. Yalnız kimsenin beni görmemesi lazım.
Bu tohumlardan birazını avuçluyorum. Umarım kuşlar bozulmazlar. Bu kadarı işimi görür. Eyvah! Sanırım hata yaptım. Hemen kaçmalıyım buradan. Vay canına, kuşlar ne amansızdı. Ne oldu sana böyle? Ha, sen neden bahsediyorsun? Ha, bu mu? Önemli bir şey değil. Artık işe koyulsam iyi olur. Öncelikle bu tutkalı alıp çizimimizin dış hatlarına sıkıyoruz. İşte yapmamız gereken bu. Sonra tutkalı sayfanın üstünde gezinip böyle dalga şekilleri oluşturuyoruz. Sonra bir fırça kullanıp tutkalı yayıyoruz. Şimdi sıra tohumlarda. Tohumları tutkalın üstüne hiç aralık bırakmadan serpiştiriyoruz. Şimdi işin zor kısmındayız. Tohumların fazlasını üflememiz gerekiyor. İşte başlıyoruz. Büyük bir nefes alıp tohumları üflüyoruz. Ama işimiz bitmedi. Bu incileri tohumların üstüne ekleyip saç bantı gibi görünmesini sağlıyoruz. Vay canına, bunun Olive'ye göstermek için sabırsızlanıyorum. Hey, nasıl olmuş? Ne? Aa, yarışma. Çok etkileyici Olivia. Bence de öyle. Gerçekten yeteneklisin Olivia. Sıra sende Miles. Çok iyi değil mi? Oo, bu müthiş olmuş. Harika. Aa, ne kadar kolay etkileniyor değil mi? Şimdi kazananı açıklıyorum. Bu turu Miles kazandı. Ay yok artık, yaşasın. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Bende nesi yok? Aa, olamaz. İşte yemeğimizi çağır çocuk bu. Aa, bir dakika. Aa, açıklayabilirim. Aa, ben gidiyorum. Aa, tropikal yaşam tarzı. Daha güzel bir şey olabilir mi? Siz neden bana bakıyorsunuz? Hey, herkesin bir hayali olabilir. Bir sonraki göreviniz bir deniz kabuğu çizmek. Pekala, artık keyfime bakabilirim. İşte kendimi gösterme zamanı. O zaman başlıyoruz. Bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Çalıyor. Alo? Buyurun hanımefendi. Benim güzel bir deniz kabuğu bulmam gerekiyor. Kabuğumun ana hatlarını oluşturduğumu çok güzel oldu bence. Ama benim kadar güzel değil elbette. Tutkal tabancama ihtiyacım var. Neredeydi bu? Ben sahile gidiyorum. Aa, işte buradaymış. Tutkalla ana hatlarının üstünden geçiyoruz. Tek yapmam gereken çizgileri takip etmek. Her yer tutkal olmasın diye acele etmeden sürüyorum. Bunu yaptıktan sonra tutkalın sertleşmesini bekliyorum. Sonra fırçamızı alıp kabuğun içini doldurmaya başlıyoruz. Renk olarak morun farklı tonlarını kullanıyoruz. Bence çok güzel olacak. Ortada daha açık tonda renkler kullanıyoruz. Bu benim en iyi çalışmam olabilir. Sonra aynı işi diğer tarafa da yapıyoruz. Göbeği maviye boyuyoruz. Şimdi bunu kesiyoruz. İşte hallettik. Yapacak bir sürü şey var. Şimdi oyun hamuru kullanıyorum. Harika oldu. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Bu güzelmiş. İşte aldım seni. Burada bir sürü güzel deniz kabuğu var. Ah, bir saniye. Ayaklarım yandı. Suya girmem lazım. Ama buna kesinlikle değdi. Şimdi özel bir şey planlıyorum. Şuraya bir bardak kum koyuyorum. Sonra bir epoksi reçine alıp kumun üzerine döküyorum. Kumla reçineyi karıştırıyoruz. Bende tam buna göre bir şey var. Bu dondurma çubuğuyla işimizi halledebiliriz. Kumla reçinenin iyice karışmasına dikkat ediyoruz. Bu kadar yeter. Bence artık oldu. Şimdi bunu derin olmayan bir kalıba döküyoruz. Kabukları epoksi karışımının üzerine koyup böyle güzel bir şekil veriyoruz. Sonra mavi boyayı reçineyle karıştırıp kabukların üstünü kaplıyoruz. Artık kalıbı alabiliriz. Çok güzel görünüyor. Ancak daha yapacak işimiz var. Kabukları ters çevirip bu çıkartmayı yapıştırıyoruz. Bunu da yapıştırınca işimiz bitti. İşte denizden küçük güzel bir parça. Olive'ye haber versem iyi olur. Ha, beni kim arıyor? Yalnız plajda beni rahat bırakmıyorsun. Umarım yaptığın güzel bir şey olmuştur. Aa, siz hiç merak etmeyin. Ama burası çok güzel. Maaşımı zam istesem iyi olacak. Hadi şu işi halledelim. Bir dakika. Şuna bir bakın. İstediği kabuğunu ben yaptım. Şu şey inci mi? Çok harika değil mi? Çok güzel olmuş Miles. İnanılmazsa şuna bak. Çok yaratıcısın Olivia. Ben de içkim için bir bardak altlığı arıyordum. Zor bir karar olmayacak. Bu turu Olivia kazanıyor. Bir dakika. Benim bir fikrim var. Olivia, sana bir şey vermek istiyorum. Bunu aşkımın bir simgesi olarak kabul et. Ne? Ne, bu benim için mi? Yalnız ben o tip bir kız değilim. Sen Olivia değilsin. Neyse, bu hiç olmamış gibi davranalım. Bunu görüyor musunuz?
ne yapıyor öyle? Çat çat çat, şöyle bir poz verelim. Ne var? Kendinde değil gibi. Bu seferki göreviniz tabii elbise çizmek. Ancak bu elbise çok zarif bir şey olmalı. Her zaman moda dünyasında olmak istemişimdir. Alışveriş zamanı. Asla olmaz. Başka neler varmış? Ay olmaz, bunu da pas geçiyorum. Bir saniye. İşte bu güzel, bunu alıyorum. Çok kolay oldu gerçekten. Vah canına, çok muhteşem bir kız. Geldi işte. Şaka yapıyorsun herhalde. O şeyi benden uzak tut. Bana başka bir elbise lazım. İşte bu çok daha iyi. Bunun üstünde çalışabilirim. Olamaz. Buna inanmıyorum. Ne yaptım ben böyle? Bu tam bir felaket. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Kağıttan şu parçaları bir koparayım. Yalnız dikkat etmem lazım. Resmi mahvetmeyeyim. İşte benim minik Olivia'm. Şimdi ne yapıyoruz? Buldum. Çantamı bir karıştırayım. Bu çöplerin işe yarayacağını biliyordum. Bakalım elimizde neler varmış. Bu tabak işimize yarayabilir. Senin için büyük planlarım var. Tabağı masaya koyuyoruz. Sonra minik Olivia'yı buraya yerleştiriyoruz. Yalnız hiç karışmaması lazım. Şimdi plastik torbayı böyle yapıştırıyoruz. Harika oluyor bence. Şimdi de bu düğmeleri üstüne yerleştiriyoruz. Bu renk ona çok yakıştı doğrusu. Bu peçeteyi alıp elbisenin fırfırı için kullanıyoruz. Vay canına, çok güzel görünüyorsun. Harika oldu. Benden mi bahsediyor? Şuna bir bakayım. Bu benim. Acele etmem lazım. Işık. Yeşil. İşte en sevdiğim renk. Paraya bayılıyorum doğrusu. Ben de öyle. İşte başlıyoruz. Bir dakika. O para benim. Ne kadar kabasın. Ver şunu bana. Ama zengin olmak çok zevkliydi. Evet ama para bana lazım şu an. Bu parayı elbiseye dönüştüreceğim. Ne yapalım, pahalı zevklerim var benim. Şimdi parayı bir tabağa koyup kırışmamasına dikkat ediyoruz. Bozuk paraları da böyle yerleştiriyoruz. Ne güzel parlıyorlar. Sonra bir kağıt parayı daha katlayıp hafifçe açıyoruz. Bu eteğin bir parçası olacak. İşte hepsi bitti. Pahalı bir elbise oldu. Şuna bak. Bence o şeyden çok daha iyi oldu. Elimden gelenin en iyisi bu. Her neyse. Bir dakika, bitirdiniz mi hemen? Bu biraz basit olmuş Miles ama çok hoşuma gitti. Peki ya sen Olivia? Süper olmuş Olivia, harikasın. Zor bir seçim olacak ama ben kararımı verdim. Berabere kaldınız. Berabere mi kaldık? Nasıl yani? Hadi kutlayalım Olivia. Aklından bile geçirme. Deneme değerdi. Ne yapalım? Şimdi bir bakalım. Evet, bunu sevdim. İşte bu. Ne çabuk geldi. Çok heyecanlandım şimdi. Ben de görmek istiyorum. Bir dakika. Bu nedir böyle? Şaka mı bu? Korkunç bir şey bu. Evet, yani bir telefon kılıfına ihtiyacım vardı. Ama bu korkunç bir şey. Buldum. Sizden bir telefon kılıfı tasarlamanızı istiyorum. Bu zor bir iş olabilir. Harika bir fikrim var. Terlime ihtiyacım olacak. Olivia, sen iyi misin? Ayağın çok kötü kokuyor. Hadi ama o kadar da kötü değil. Daha geçen hafta yıkadım. Çürümüş peynir gibi kokuyor. Artık işe başlamam lazım. Bir kalem alayım. Yok bu olmaz. İşte aldım. Hadi başlayalım o zaman. Telefon kılıfını terliğin tabanına bastırıp bu şekilde yapıştırıyoruz. Kamera içinde bir delik açtıktan sonra telefonun kılıfını içine sokuyoruz. Çok esaslı bir şey oldu bak. Ne diyorsun? Bir dakika, bu hiç olmadı. Şimdi oldu. İşte bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Alo. Bu tutkal mı? Buna ihtiyacım yok. Bir dakika, bu da ne? İşte aradığım şey bu. Telefon kılıfım nerede? İşte burada. Oyun hamurunu bu köşeye yapıştırıyoruz. Şimdi daha fazla hamura ihtiyacım var. Hamurların üstüne bastırıp kılıfa yayıyorum. Sonra üstüne bu küçük sevimli mıknatısları yapıştırıyorum. Çok eğlenceli bir şey olacak. Vay canına, bayıldım buna. Rengarenk oldu. Harika bir iş çıkardım doğrusu. Şuna bak, çok güzel olmuş değil mi? Akşam yemeğinde evde olacağım anne. Kapatıyorum şimdi. Bir bakalım. Hoşunuza gitti bence.
fena olmamış Olivia. Biliyorum, bence bu harika oldu. O terliğe bayıldım. Bak, terliklerimiz aynı seninle. Bu terlikler çok rahat. Bu harika gerçekten. Bir dakika, neler oluyor? Bu yaptığınız haksızlık ama. Yaptığın şeye bayıldım Miles. Seçim çok kolay olacak. Miles kazanıyor. Hayal gücün muhteşem gerçekten. Yaşasın, kazanacağımı biliyordum. Ne? Siz ciddi misiniz? İnanılır gibi değil. Anne, ben kazandım, evet gerçekten. Bebeğim çok güzel. Şuna baksana. Ne haber komşu? Gözlerimi alıyorsun. Güzelliğin çok doğal. Şunu görüyor musun? Orada bir yakışıklı var. Sanırım bir hayranın var. Git merhaba de. Çekinme. Şu odama bak. Ne bekliyorsun? Geç şuraya. Onu biz önce gördük. Yok ya. Çekil. Çekilmem. Hayır durun. Ben bir parçası değilim. Neredeyiz biz? Senmişsin. Ne yapıyorsun burada? Selam yakışıklı. Dönüyor ve dönüyor. Nerede duracağını kimse bilmiyor. Ayının üzerinde durdu. Çok sevimli. Bana sevimli bir ayı yapın. Hiç sorun değil. Şu paraya bak. Güzel. Aynen öyle. Takip et. Sonra nereye gidiyor? Kim bilir? Benim mi? Benim. Çabuk olmalıyım. Kımıldama. Buradan azıcık keselim. Buradan da kocaman. Ve oyuncak ayımız hazır. Bir kağıdın üzerine yerleştireceğim. Buruşukluk istemiyorum. Şuna bak. Çok iyi değil mi? Zengin oldum. Bunu da bir yerden görmüştüm. Güzelleştirdim. Yeni bir tane alabilirim. Olsun. Ama önce bir ayıya ihtiyacım var. Ne kadar para var. Ayıyı al, parayı ver. Bunun için büyük planlarım var. Biraz boyaya ihtiyacım olacak. Kağıda dökeceğim. Tamamen kaplanması gerekiyor. Aşağı doğru gidebiliriz. Bu çok eğlenceli. Neredeyse bitti. Oldu gibi. Umarım nefesini tutabilirsin Teddy. Ayıyı boyayla ovalayacağım. İşte böyle. Güzelce dağıtalım. Bence bu kadar yeter. Boyadan kaldırabilirim. Başka bir kağıda ihtiyacım olacak. Ayıyı üzerine bastıracağım. Biraz hareket ettireceğim. Bir fiyonk lazım. Şirin görünüyor değil mi? Elinden gelenin en iyisi bu muydu? Biraz hayal kırıklığı. Sen de ayımı mahvettin. Geleneksel bebek kazandı. Biliyordum. Cici benim. Hadi çarkı çevirelim. Telefon çıktı. Beni ara. Bu kolay olacak. Hayır, buna ihtiyacım yok. Aradığım şey buydu. Tam buraya koyacağım. Şimdi hızlıca bir fotoğraf çekmeliyim. İşte mükemmel. Basma zamanı. Teknolojiyi seviyorum. Hızlı oldu. Ben de bunu istiyordum. Şuna bak. Çok havalıymış. Ve bana bir fikir verdi. Yardımına ihtiyacım var. Bir telefon çizer misin? Pahalıya patlar ama. Biraz meteliksizim ama dur. Bir düşüneyim. İşte bunu arıyordum. Lezzetli taze yumurtalar. Bugün şanslı günüm olmalı. Çiftçiye söylemeyin yeter. Bay sanatçı. Taze yumurtaya ne dersin? Bir bakayım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bilmiyorum. Ben veganım ama anlaştık. Güzel fıça işçiliği. Vay canına, çok yeteneklisin. Benim işim bu. Al bakalım. Biraz pastırma almalıyım. Ben geldim. Bunu kendim yaptım. Umarım beğenirsiniz. Ona bakma. Çok rekabetçisin. Kazananı açıklama zamanı. Bu adam gerçek bir vizyoner. Ne? Bir puan mı? Oyun başlasın bebeğim. Sırada ne var? Öğrenmenin tek bir yolu var. Sevimli küçük bir köpek. Sıra sizde. Bunu izleyemeyeceğim. Ne yapacağımı biliyorum.
Önce köpek kelimesini yazacağım. Sonra da gözleri ve iki büyük sarkık kulak çizeceğim. Bu burun olacak. Harika görüneceğinden eminim. Sırada vücudu var. Ah, iyi gidiyor. Başka ne var? Hah, kuyruk. Nasıl unutabilirim ki? Vay canına. Git kemik falan kovala sen. Odaklanmam lazım. Bu renk mükemmel. Sonra dilini kırmızıya boyayacağım. İşte budur. Tatlı küçük mü yavru? Tada. Bence de. Bir galeriye yolum alayım değil mi? Bu konuda içimde iyi bir his var. Onu yenmeliyiz. Ha? Ne dedin sen? Ah, yakalamaç mı oynayacaksın? Hadi yakala. Aa, ne yapıyorsun? Yuhuu, gerçekten işe yaradı. Aa, inanamıyorum. Bu tavuk seni asla hayal kırıklığına uğratmıyor. Ne oluyor ya burada? Aa, rüya görüyor olmalıyım. İşe koyulsam iyi olacak. Köpeğin etrafına çizeceğim. Umarım hareket etmez. Tamamdır, bitirdim. Aynaya bakmak gibi bir şey. Gerçekten iyi tarafını yakalamışsın. Aa, bu da ne? Neler oluyor? Hayır, aa, bırak ya. Bırak şunu, git. Ah, resmi yeme. Dikkat et. Ver şu çizimi bana. Ne? Ne yaptın sen? Mahvoldu. Ben köpekler sadece ödev yer sanıyordum. Ah, belki kimse fark etmez. Zor bir karar olmamalı. Gerçekten mi? Bana bunu mu veriyorsunuz? Ama neyse. Sanırım modern bebek kazandı. Yuhu, başardım. Peki, sanırım adil karardı. Hipnotize oluyorum. Sadece bir poke topu var. Ah, çok ferahlatıcı. Ha, güzel hismiş. Pahalı bir salona ne gerek var? Dikkatinizi bana verin. Hala burada mısın? Ha, yakalayın. Ah, şunu görüyor musun? O benim. Çok yavaşsın. Bunu alabilirsin. Of, sağ ol. Hmm, biraz gazoz varmış. Acaba içinde ne var? Keşke sormasaydım. Ama bu bana bir fikir verdi. Başlasam iyi olacak. En sevdiğim karakteri çizeceğim. Kulaklarla başlayacağım. Uçların siyah olması gerekiyor. Bu iyi gidiyor. Hmm, sonra yüzünü çizeceğim. Bunlar pembe yanakları olacak. Şimdi de iki büyük göz. İyi gidiyor. Gözleri siyaha boyayacağım. Çizgilerin içinde kalmam gerekiyor. Diğerini de aynısını yapacağım. Burun sadece bir üçgen. Mutlu bir gülümseme istiyorum. Ya şuna bak. Ama hala yapılması gereken işler var. Hemen şunu çizeyim. Kuyruğu şimşek gibi olacak. Son olarak iki kol çizeceğim. Bazen kendimi şaşırtıyorum. Boyama zamanı. Bu kırmızı yanaklar için mükemmel. Gerçekten çarpıcı olacaklar. Sonra ağzı boyayacağım. Ardından sarı kalemime ihtiyacım olacak. Kuyrukla başlayacağım. Acele etmeyeceğim. Bu aşamada mahvetmek istemiyorum. Son olarak dil için biraz pembe. Sanırım oldu. İşte Pikachu. Baksana. Oh, inanılmaz değil mi? Hmm, ne yapacağım ben şimdi? Aa, dur bir saniye. Bu sarı bardağı kullanabilirim. Her iki tarafı da birer delik açarak başlayacağım. Şimdi bana bir sürü sarı pipet lazım. Sonra onları kesip birbirine yapıştıracağım. Sonra bu şekilde bardağı koymalıyım. Ardından Pikachu'nun kafasını tepeye yapıştırabilirim. Bu sevgi kalplerini kollarına ekleyeceğim. Çok mutlu oluyorum. Ve tam ortasına bir kalp daha. İşte işin eğlenceli kısmı. Pikachu dans ediyor. Hey Kevin, bunu görmen gerek. Hareketler fena değil mi? Bütün gün bunu izleyebilirim. Karar zamanı. Geleneksel bebek bu turu kazandı. Üzgünüm. Yaşasın, harikayım. Yuhuu. Bu hiç adil değil ama. Kazanmalıydım. Güzel görünüyor. Şimdi hem bakın fırçanız tuvali keşfetsin. Sizin bir uzantınız olsun. Hoca çok haklıymış. Çok eğleniyorum. Hey, dikkatli ol. Aa, üzgünüm. Aa, ne yapıyorsun? Al sana. Dursanıza, hey, durun dedim. Aa, sanırım başımız belada. Yapacak tek bir şey kalıyor. Ha? Ne? Aa, ne oldu şimdi? Gayet havalıymış. İşte ilk yarışmanız. Ya, çok romantik. Bunu yapabilirim. Aa, Matthew? Ne yapıyorsun? Ellerin yumuşacık.
iyice garipleşiyorsun. Daha önce bu güzelliğini hiç fark etmemiştim. Ah neyse. Dur, bir fikrim var. Kalemleri üst üste koyalım. Sonra çizime başlayalım. Böylece çift kalp çizebiliriz. 3 boyutlu görünüyor. Çok güzel oldu. Ne? Dur biraz. Ha, pardon kızlar, meşgulüm. Kalbimin tek bir sahibi olabilir. O da Stacy, mükemmel biri. Ah, şuna bak, müthiş olmuş. Ben de bir şeyler çizmeliyim. Ve harika bir fikrim var. Kalem uçlarını birbirine bastıralım. Renkler birbirlerine geçsin. Aynen şöyle. Bu kadar yeter. Eğlenceli kısma geçelim. Kalbin içini boyamaya başlayınca renkler birleşecek. Çok havalı bir desen olacak. Harika görünüyor. Gökkuşağı gibi. Baksana Stacy. Ne düşünüyorsun Lily? Renk kullanımın yaratıcıymış Matthew. Bu da değişikmiş Stacy. Ama kazanan net bir şekilde Matthew. Ya çok kibarsın. Bu senin olsun Stacy. Ah teşekkürler. Bu patlamış mısır çok leziz. Aa, sana ikram etmeyi unuttum. Teşekkürler Matthew. Yakala. Geliyor. Gerçekten yakındı. Dikkat et. Ne? Hey, bu tarz sana yakıştı. Aman tanrım çok komik. Neler oluyor? Aa, kuş olmuşum. Bayıldım. Yumuşacık duruyorsun. Sarılacağım. Ah, çocuklar yarışmamız devam ediyor. Aa, pardon unutmuşum. Sırada elimizde tatlı bir civciv var. Aa, hiç sorun değil. Ah, biraz patlamış mısır kalmış. Bu mısırları kullanabilirim. Kağıdın üstüne serpiştirelim. Biraz da tutkal dökmüştüm. Fazla mısırları dökünce de geriye bu civciv kalıyor. Vay harika bir fikirmiş. Ben de şu altın külçesini kullanacağım. Acil durumlar için yanımda tutarım. Kağıdın üstüne rendeleyeyim. Ne? Altının mı var? Kimsin sen? İşim bitti bile. Minik altın bir civcivim oldu. Nasıl da parlıyor. Cidden hatta duruyor. Karar sende Lily. Zor olacak. Birbirlerine benziyorlar. Gerçi birisi kıymetli metalden yapılma, diğeri ise gayet sıradan. Bakın ne diyeceğim. Berabere kaldınız. Tebrikler. Yuhuu. Adil duruyor. Sıradaki turu hazırlansam iyi olur. Bunun için iyi bir zaman gibi duruyor. Stacy, bu senin. Umarım beğenirsin. Aa, ciddi misin? Yok, alamam. Ah, bana mı gelmiş? Hayır, Stacy içinmiş. Gerçekten mi? Acaba neymiş? Ya, şuna bak. Ne? Altı üstü aptal bir tek boynuzlu at. Kadınları asla anlamayacağım. Ya, sevgilimden gelmiş. Harika birisi. Bunu sonsuza kadar saklayacağım. Bu sıradaki tur için bana bir fikir verdi. Tek boynuzu at. Ah, şaka mı yapıyorsun? Ah, peki başlayalım. Yok hiç iyi gitmiyor. Yumuşacık. Aa, kutuda bir şey daha varmış. Yoksa bu şeker mi? Kokusu şeker gibi. Lezizmiş. Ha? Neler oluyor? Dur bir saniye. Sanırım çözdüm. Çizim zamanı. Tek boynuzlu atın dış hatlarını kareli kağıda çizelim. Sonra da dış hatları takip edelim. Güven bana, güzel olacak. Sonra da detay ekleyelim. Bu yelesi olacak. Şimdi de içini dolduralım. Bu sayede göze çarpacak. Sonra da renklendirelim. Çok güzel olacak. Çizgilerin içinde kalmamız yeterli olacaktır. Boynuzunu çok renkli yapalım. Güzel oldu. Son dokunuşları da ekleyelim. Bitti. Lili, işim bitti. Zaman doluyor. Ne? Nasıl? Ben ne yapacağım? Bu kadar oluyor. Tada! Hiç değilse denedin. Aferin Stacy. Harika görünüyor. Hiç ağzımı açmayayım Matthew. Stacy kazandı. Yakın bile değildi. Evet, biliyorum. Yuhuu, biliyordum. Bu çok güzel olacak. Hey Stacy, neden böyle yaptın ki? Çünkü komikti. Ay, çok çocuksun. Demek öyle olacak. O kadar da komik değilmiş değil mi? Bunu hak ettin. Ay, şakada kaldırmıyorsun. Bana bulaşma Matthew. Ne yaparsın Stacy? Hadi. Şimdi bittin.
Aa, bir hata yapmış olabilirim. Kazanmam lazım. Nasıl bu kadar güçlüsün? Uf! Vazgeçsene. Ne yapıyorsunuz? Durun, ciddiyim. O başlattı. Sıradaki tura başlayalım. Hayvan çizeceğiz. Biraz geniş bir konu oldu. Ne çizsem ki? Ne yapacağımı biliyorum. Matthew'un elinin üstünden devam edeceğim. Şu boşluğu doldurmak istiyorum. Şimdi de buradan devam edelim. Gaga ile başlayalım. Ardından gözleri için daksil kullanalım. Kuruyunca siyah mürekkep dökelim. Sonra da bacakları çizelim. Bu sarı mükemmel. Flamingo çizdim. Ben gayet beğendim. Sen ne düşünüyorsun? Aa, ama daha iyisini yaparım. Stacy zor kısmını halletmiş bile. Ben de ince detayları ekleyeyim. Gayet eğlenceliymiş. Bunu durmadan yapabilirim. Tek sınırım hayal gücüm. Şimdi de kaplan çizelim. Epey yakışıklı bir kaplan oldu. Çok kolay. Bu kırmızı leke de balık olsun. Lily hayvan çizin demişti. Bu hayvanat bahçesi oldu. Kurbağaya ne dersin? Bitti. Al bakalım. İtiraf et, kıskandın. Kim kazandı Lily? Çok tatlı olmuş Matthew. Ya çok yaratıcı Stacy. Flamingolara bayılırım. Bu zorlu bir tur oldu. Bence ikiniz de kazanmayı hak ettiniz. İkiniz de harikaydınız. Evet, gel şuraya. Çizimine bayıldım. Ha? Bu ses nereden geliyor? Sanırım telefonum. Ha, buraya nasıl girdi ki bu? Çantanda ne kadar çok şey varmış. Ya tek boynuzlu atım. Hah, buradaymış. Alo? Ah, selam. Nasıl gidiyor? Aa, nereye gidiyorsun? Sanırım yarışmayı çok da ciddiye almıyor. Aa, peki. Sıradaki turda Poppit'ten ilham alabilirsiniz. Ne yapsam ki? Kullanabileceğim bir şey olmalı. Ha, dur biraz. Şu merdaneyi kullanabilirim. Üstüne noktalar çizerek başlayalım. Merdane boyunca sırayla koyalım. Bu sıra bitince turuncu boyaya geçelim. Gökkuşağı renklerini sırayla çizelim. Çok rahatlatıcı. Neredeyse bitti. Ha, bu kadar yeter. Kağıt üzerinde yuvarlama zamanı. Sabırlı olalım. Kaydırıp leke yapmayalım. Dikkatli, yavaşça gidelim. Şuna bak. Tıpkı bir popit gibi. Aa, buldum. Ne kaçırdım? Hiçbir şey. Popit oldum. Gayet havalı değil mi? Aa, Lily. Enerji doldum. Bak Stacy. Saçma sapan görünüyorsunuz. Belki de garip olan sensindir. Kafam çok karıştı. Kağıdıma bak. Aynı bize benziyor. Peki ya sen Stacy? Bir şeyler çizdin değil mi? Hayır, tabii ki çizmedim. Telefondaydım. Hayal kırıklığına uğradım. Matthew kazandı. Evet, bir dahakine iyi şanslar. Bana yeni arkadaşlar lazım. Bu da son turdu. Çok heyecanlı. Puanlara bir bakalım. Hesaplıyoruz. İçimde iyi bir his var. Matthew kazandı. Tebrikler. Aa, evet, yaşasın. En iyi benim. İşte ödülün. Altın mı? Aa, beni çok iyi tanıyorsun. Bu hiç adil değil. Kazanmak istiyordum. Ya kendimi kötü hissettim. Aa, senin olsun. Aa, doğru, ne? Ciddi misin? Ya çok naziksin. Mutlu sonlara bayılırım. Zaten daha çok altınım var. Demek yaratıcı olduğunu düşünüyorsun ha? Hadi sanatçı yanını teste tabi tutalım. Sanat okulunda bir derse başarı gösterebilir miydin? Buna biz karar vereceğiz. Neredeyse bitti sayılar. Hey, bitene kadar olmaz, tamam mı? Şimdi kıpırdama. Gözlerin simetrik değil. Hayır, kesinlikle değil. Bitti, bu sensin kardeşim. Aa, bu bana hiç benzemiyor. Sadece kendimi kötü hissetmem için uğraşıyorsun. Ver şunu bana. Pekala. Ne yapacaksın? Kendi ilacını tatma zamanı. Hazır ol bakalım. Koca bir kafan var. Pörtlek gözler. Yamuk yumuk dişler. Aa, evet. Tada! Ay, şaka mı bu? Hiç de o kadar çirkin değilim bir kere. Ver şunu.
Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim içeri almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Aa! Ve şimdi özel gösterimiz. Oh, bu harika. Çok yeteneklisin. Woohoo! Hey, bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildin mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeciğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadarki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Filmi bitti. Şuna bak, gölge oyunundan esinlendim. Daha iyice, niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevimli değil mi? Bu o tavşan. Peki. Bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha. Bunu alsana. Teşekkürler. Of, yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. Ve sıra sende. Ha? Of, ben sanat yaparım, matematik değil. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Matematik! Biliyorum şapşal. Seninkini açsana. Ne? Bana da bir tane geldi. Baksana, bunları birleştirmeliyiz. Anladım. Bu sen misin? İdare et işte. Dinliyorum. Bu şeye çıkma. Amanın, bu kadar gürültülü olmak zorunda mı? İyi, tamam. Anladın mı? Ben kendim bulurum. Sadece biraz sanat sihri gerekli. Biri bir zürafaya çevireyim. Ne sevimli. Ya ikiyi? Kuya tabii ki. Ama üç sayısı güzel bir kelebeğe dönüşecek. Ya dört? O minik bir balık. Bayağı yaratıcı değil mi? İşte benim sevdiğim tarz matematik. Bayağı yaratıcıymışsın Kevin. Artık burada bana ihtiyaç yok. Benimkini çözmek istemez misin? Sanatçıların işi asla bitmez. Bak da öğren. Selam minik deniz atı. Küçük bir sincapla arkadaş olmak ister misin? O artık senin komşun. Ve yedi içinde denize geri dönüyoruz. Ve son olarak sevimli bir ayıcık. İşte hepsi bitti. Gerçekten de iyiyim. Sence de öyle değil mi? Biri yorgun düşmüş. Uyan! Ha! Hepsi bitti mi? Sence? Bravo! Yaratıcılıkta şampiyonsun. Zamanımızın Picasso'su. Peynir de. Aha, evet. Neyse. Tada! Şey, bunlar bayağı farklıymış. Bana niye kereviz sapı çıktı ki? Ne güzel. Öyle mi? Ha? Anladım. Tam orada dur. Eşarbımı korumalıyım. İşlem başlasın. Ha? Bekle bir dakika. Al bakalım. Sana sadece bu kısmı lazım.
Tabağa biraz boya dök. Ve tuvalini hazır et. Kereviz sapının dibini boyaya bandır. Sonra da kağıda bastır. Bak nasıl çiçek gibi görünüyor. Müthiş! Tam bir buket yaptım. O kadar güzel ki ağlayacağım. Hey, naber? Sanat yaptım bak. Ben hala bayağı açım. Sağ ol. Bunu ister misin? Dur. Önce ben açayım. Oo, taze sanat malzemeleri gibisi yok. Kendimi zor tutuyorum. İlham geliyor. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Hayır. O zaman otur da izle. Önce beyaz üstüne beyazla başlayacağım. Henüz pek görünmüyor değil mi? Ah, gerçekten anlamadım. Bunun yardımı olur. Vay canına, tebeşir kocamanmış. Ama hala bir şey göremiyorum. Ya bende ne varmış? Öf. Bir dakika. Bunlara ihtiyacım yok. Güle güle. Şimdi gelsin renkler. Kaderde ne varsa çıksın. Bitiyor. Ah. Hey. Ha? Etkilendin mi? Bu tablonun adını renkler koyuyorum. İlginç. Gerçekten. Benimkini görmek ister misin? Eminim artık görebiliyorsundur. Bu çok zekice. Bunu nasıl yaptın ya? Düşündüğünden daha kolay. Sadece çizeceğin resmi kağıda beyaz üstüne beyaz tebeşirle çiz. İlk rengini seç ve süngere sür. Sıradaki renk lütfen. Böyle görününce sayfa boyunca çek. Tebeşirin boyayı nasıl engellediğini görüyor musun? Ve bitti. Bu kadar kolay ve harika. Ha, bu da ne? Ha, şu ineğe bak. Çok komik. Bence onun bir dönüşme ihtiyacı var. Bir gözlük nasıl olur? Çok şık. Dur, ne yapıyorsun? Ah, eğleniyorum. Biraz ışıldaman lazım. Hayır, bunu düzeltmem gerek. Tüh, daha da kötüleştirdim. Ha, bu çok kötü. Vay canına, bunu neden düşünemedim? Bu gürültü de ne? Hmm, şuna bir bakmam lazım. Buna inanamıyorum. İşleri güçleri yaramazlık. Onlara bir ders verilmesi gerekiyor. Sanat meydan okuması zamanı. Al bakalım. Bu da ne? Ha, neredeyiz biz? Ha, sen de mi buradasın? Kendi işine bak. Ha, çok heyecan verici. İlk göreviniz bu. Yaratıcılık görmek istiyorum. Başlayabilirsiniz. Bunu kesinlikle yapabilirim. Şuna baksana. Oldukça iyi değil mi? Başardım. Ha, derse geçememeniz boşuna değil. Ha, kafam çok karıştı. Deniz kabuğunu kastetmiştim. Ah, tabii ya. Tuhaf. Bir dakika, ne yapacağımı buldum. Aa, şekerlemeye ihtiyacım yok. Sadece tabağını istiyorum. Bu işimi görecektir. Yapmaya başlasam iyi olacak. Önce tabağı ikiye katlayacağım. İşte aynen böyle. İz çıkarıyorum. Onu sabit tutuyorum ve çizmeye başlıyorum. Tabağın kenarlarından çizeceğim. Böyle bir desen hazırlamalıyım. Bu harika görünüyor. Şimdi onu birleştireceğim. Sonra da kesip çıkaracağım. Çizgileri takip etmem yeterli. Sakin sakin kesiyorum. Hata yapmamalıyım. Fazlalıklardan kurtulacağım. Artık onu açabilirim. Masanın üzerine düz bir şekilde koyuyorum. Sıra onu boyamada. Açık pembe kullanacağım. Çok şirin olacak. Kurumasını bekleyeceğim. Sonra ayrıntıları ekleyebilirim. Kenarlarını boyayacağım. Bu mükemmel oldu. Şimdi bir kaleme ihtiyacım var. Kenarlardan aşağı doğru çizgiler çizeceğim. Aynen böyle. Bunu kabuğun hem üstüne hem de alt kısmına yapacağım. Simetrik olması gerekiyor. Bence böyle iyi. Şimdi onu ters çevirebilirim. Yapılacak son bir şey kaldı. Her deniz kabuğunun bir incisi olması lazım. İşte bu kadar. Öğretmen buna bayılacak. Şuna bir bak. İçinde güzel bir sürpriz var.
Vay canına, çok beğendim. Ama daha iyisini yapabilirim. Hah, buldum. Uşan bu kabukları daha önce toplamıştı. Peki, şimdi ne yapacağım? Bu düşündüğümden daha zormuş. Uşak, bununla bir şey yapmanı istiyorum. Güzel görünmesini sağla. Yani muhteşem bir şey olsun. Bana güvenebilirsiniz. Bir dakika, yardım alıyor muyduk? Oh, uzun sürmez. Bunun için yeterince para almıyorum. Bu altın rengi tabağa ihtiyacım olacak. Ortasına yapıştırıcı sürüyorum. Şimdi yapıştırıcıyı yayacağım. Her yerine iyice sürmeliyim. Aslında bu rahatlatıcı bir şey. Tamam, taşları tabağa koyuyorum. Şu kabukları bulmak için saatlerimi harcadım. Uşak okulunda 5 yıl bunun için mi okudum? Neyse, taşları yan tarafa diteceğim. Ortada bir boşluk kalacak. Şimdi orta kısmını maviye boyayacağım. Okyanus gibi görünmesi gerekiyor. Sonra beyaz boya ihtiyacım olacak. Bunu da taşların kenarlarına süreceğim. Bu da dalgaların kıyıya vurduğu yer olacak. Sonra birkaç deniz kabuğu ekleyeceğim. İyi gidiyor. Şimdi silikon tabancamı kullanacağım. Boyanın üzerine yapıştırıcı süreceğim. Su etkisi yaratacak. Yanına iki deniz tarağı da koyacağım. Sonra biraz daha yapıştırıcı süreceğim. Yapıştırıcı bol bol kullanalım. Kabukları tamamen doldurmak istiyorum. Yapıştırıcı kenardan akmaya başlamalı. Tıpkı bir şelale gibi. Sonra kenarlarına deniz yosunu yerleştireceğim. Bence bu kadar yeter. Harika görünüyor. Sadece bakınca bile rahatlıyorsun. Sakinleşmeye gerçekten ihtiyacım var. Uşaklık stresli bir meslek. Hanımefendi, kabuklarınız. Vay canına, şuna baksana. Harika bir iş çıkardın. Şuna bir bakın. Bence hoşunuza gidecek. Harika değil mi? Hepsini uşağıma yani ben yaptım. Vay canına, ama kabuğum hala güzel değil mi? Tabii, harika. Şaka mı yapıyorsun? Oh, bu şahane. Nix'i kazanıyor. Ne? Ama o hile yaptı. Nane ki ben harikayım. Tamam, her neyse. Bu sefer ne çıkacağını merak ediyorum. Merakını gidereyim. Kedicik çizeceksiniz. Ay, çok şirin. Aa, biri kayboldu. Hiç fark etmedim. Nerede oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Peki, sanırım başlayabilirsin. Bana güvenebilirsiniz. Bu eğlenceli olacak. Bu sefer boya kullanacağım. Kedi kulaklarıyla başlayacağım. Ama ben sadece başın üst kısmını çizeceğim. Sonra boyayı kağıdın üzerine sürükleyeceğim. Ortaya bir kedi çıkacak. Ama daha fazlasına ihtiyacım var. Farklı renkli bir boya ile tekrar yapacağım. Başlıyorum. Vay canına, harika görünüyor. Buna çok sevindim. Boyanın kurumasını bekleyeceğim. Sonra küçük ayrıntılar ekleyeceğim. Ona bir yüz çizmem gerekiyor. Bunun için beyaz bir kalem kullanacağım. Hoş bir kontrast oluşturacak. Şimdi içini dolduracağım. Burun için siyah kalem. Gözler için aynı kalemi kullanıyorum. Kulakları ben dolduracağım. Harika, çok güzel görünüyor. Hayal ettiğimden daha iyi. Lexi? La 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 la. Meden okuma devam ediyor mu? Buna inanamıyorum. Peki, neyi kaçırdım? Kedicik yapıyorduk. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Altın tabağıma yeniden ihtiyacım olacak. Bir sürü de boya lazım. Lifimi içine daldıracağım. Yaratıcı olalım. Lifi kağıdın üzerine bastırıyorum. Biraz dağılmış gibi görünebilir. Ama ben ne yaptığımı biliyorum. Sonra süngerden bir üçgen keseceğim. Bunlarla da kulaklarını yapacağım. Şekillenme başlıyor. Şimdi de kuyruk çiziyorum. Çok şirin bir kedi olacak. Gözlere de ihtiyacı var. Bunun için karton kullanacağım. Aynı şeyi burun ve ağız için de yapacağım. Yapılacak son şey de buydu. Buradaki işim bitti. Alkışlayabilirsiniz. Tamam. Ama şuna bak. Yapabileceğinin en iyisi bu muydu? Bitirmişsiniz nihayet. Bu kolay bir karar olmalı. Lexi kazandı. Biliyordum. Cidden mi? İyi bir iş çıkardığımı sanıyordum. O zaman eline sağlık diyorum. Sıradaki meydan okumaya geçiyoruz. Bu güzel bir konu. Okyanus. Şu dalgalara bakın. Onların size ilham vermesini istiyorum. Bu kolay olacak. İhtiyacım olan her şey elimin altında. İşte bak. Hazırlıklı gelmiş. Benim elimde bir tek bu var. Seninki kadar göz alıcı değil. Bu çok üzücü. Peki ne yapacaksın? Şunu izle. Sarı boyayla başlayacağım. Bir kartona balinalar çizdim. Sonra üzerine boyayı fışkırtacağım. Sarının farklı tonlarını kullanacağım ve az miktarda beyaz boya. Kenarlarını mavi boyayla boyayacağım. Ana hatlarını oluşturmalıyım. Sıra şimdi büyük balinada. Üzerine boya süreceğim. Ama bu sefer ağırlıklı olarak mavi boya kullanıyorum. Şimdi balinaların üstüne bolca mavi sıkacağım. Bir sürü boyaya ihtiyacım olacak ama çizgilerin içinde kalmalıyım. Sonra beyaz boyaya geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Bu da boyanın sonu. Şimdi karıştırmaya başlayabilirim. Bunun için ahşap şiş kullanacağım. Boyanın içinden geçireceğim. Girdap yapmak istiyorum. Şimdi boyayı sayfanın alt kısmına doğru sürükleyeceğim. Bu eğlenceli kısmı. Şuna bak.
Sana harika olacağını söylemiştim. Bu çok güzel. Bu şimdiye kadarki en iyi çalışmam. Ben bitirdim. Buna bayılacaksınız. Biliyorum, biliyorum. Harika oldu. Daha iyisini kimse yapamaz. İyi şanslar. Hah, bir fikrim var. İşte geliyor. Kağıda bir spiral çizerek başlayacağım. Sonra renkleri değiştireceğim. Spiral çizmeye devam ediyorum. Büyüdükçe renkleri değiştireceğim. Güzel görünüyor. Şimdi tekrar yapacağım. Sanırım 3 tane çizeceğim. Şimdi bir fırçayı suya batırıyorum ve spirallerin üzerine sürüyorum. Mürekkeplerin akmasını istiyorum. Aynen böyle. Kurumasını bekleyeceğim. Sonra siyah bir kalemle üzerinden geçeceğim. Ana hatlarını oluşturacağım. Ortasına bazı ayrıntılar ekleyeceğim. Şimdi ondan dışarı doğru ince çizgiler çizeceğim. Diğerini de aynısını yapıyorum. Denize nasıl sürüsü gibi görünecek. Müthiş, çok canlı görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Vay canına, bu harika. Evet, bence de öyle. Hey, biz bitirdik. Hmm, bu turu Julie kazandı. Ne? Ah, yaşasın. Vay canına, sihirbazlık numaralarına bayılıyorum. Ve bu tamamen gerçek. Muhteşem asistanımı bir deniz kızına dönüştüreceğim. Daha ne bekliyoruz? Aklınızı başınızdan almak üzereyim. Bu gösteri harika. Nasıl yani? Ah, vay canına, gerçekten yaptı. O gerçekten bir deniz kızı oldu. İşte, biliyorum, muhteşemim. Deniz kızı olmak isteyen başka biri var mı? Ben. Hey, buradayım. Tamamdır. Ben. Ah, inanamıyorum, bu nasıl yaptı? Harika, çok iyi. Harika görünüyoruz. Bugün köpeğimi sınıfa getirdim. Aa, çok tatlısın. Ne? Nereye gidiyor bu? Sanırım yürüyüş vakti geldi. Robert, geri gel. Aa, peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Bir dakika, şuna bak. Aa, köpeği çizebiliriz. Aa, iyi fikir. Ben ne yapacağımı buldum. Bir tüp boyaya ihtiyacım olacak. Onu kağıda sıkıyorum. Bu kadar sarı yeter. Şimdi turuncu boya ekleyeceğim. Bunu sarı boyanın yanına sıkacağım. Şimdi kırmızı boyayı kullanıyorum. Bu çok renkli olacak. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Onun için büyük planlarım var. Sadece biraz daha boyaya ihtiyacım var. Bir kez daha boya sıkıyorum. Evet, bu kadar yeter. Şimdi bunu yaymam gerekiyor. Tüm renkleri birbirine karıştıracak. Vay canına, şuna bir baksana. Harika görünüyor. Bayıldım. Ama daha bitirmedim. Bir çerçeveye ihtiyacım olacak. İçine koyacak özel bir şeyim var. Camın üstüne köpeğin resmini çiziyorum. Bunu çerçeveye koyacağım. Sonra da arkalığı ve renkli resmimi ekliyorum. Çerçeveyi güzelce kapatıyorum. Resmin düşmesini istemem. İşte şimdi ortaya çıkıyor. Oldukça iyi değil mi? Ama dahası da var. Mavi bir kalem alıyorum. Camın üzerine çizmeye başlıyorum. Önce kulaklarını çiziyorum. Her bölümünü boyayacağım. Ama hepsi farklı renkte olacak. Bunun dikkat çekici olması gerekiyor. Bıyıkları da ekleyelim. İşte bu kadar. Hayal ettiğimden bile güzel oldu. Tamam, sıra bende. Ne yapacağımı buldum. Siyah boya kullanacağım. Kağıda küçük fırça darbeleriyle çiziyorum. Kaba bir taslak oluşturmak istiyorum. Tam da istediğim gibi oldu. Şimdi içini dolduracağım. Farklı renkler kullanıyorum. Boyayı sulandıracağım. Akıp birbirlerine karışmasını istiyorum. Renkleri değiştirmeye devam edeceğim. Bu gerçekten fark yaratacak. Bence artık bitti. Tam istediğim gibi oldu. Şuna bak. Beğendin mi? Vay canına, bunu sen mi yaptın? Bunu beklemiyordum ama. Bu bir iltifat mı? Bekle. Rover'ın peşinden 6 kilometre koştum. Hah, Rover'ı yapmışsınız. Aynen öyle yaptık. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten güzel olmuş. İkiniz de kazandınız. Çok duygulandım. İkimiz de mi? Bence iyi fikir. İkimiz de başardık. Hem de çok eğlenceliydi. Ha? Saat geldi. Julie nerede? Ah, hiçbir fikrim yok. Hmm, bu çok garip. Selam, üzgünüm, geciktim. Tuvalete gitmem gerekiyordu da. Oh, Julie, bu iğrenç. Görmemiş gibi davranalım. Bu çok utanç verici. Hadi sanat meydan okumasına devam edelim. Sıradaki göreviniz bu. Bu güzel çiçekler. Başlayabilirsiniz. Wow. Şak, ayakkabılarına ihtiyacım var. Hey, kımılda biraz. Buyurun hanımefendi. Çok kötü bir tarzım var. Ama bana sadece bağcıkları lazım. Şimdi gidebilirsin. Hadi yapalım şunu. Bir kaseye boya sıkıyorum. Farklı renkler kullanıyorum. Sonra kaseye su ekleyeceğim. Şimdi bağcığı içine koyabilirim. Bunu boyanın içine bastırıyorum. Eldiveni boşuna takmadım. Bağcığı bu tuvalin üstüne yerleştiriyorum. Halkalar yapıyorum. Aynen böyle. Sonra üstüne bir karton daha koyuyorum. Kartona bastırıyorum ve bağcıkları çekiyorum. Şimdi bir göz atalım. Vay canına, şuna bir bak. Çok güzel çiçekler. Bak nasıl oldu. Bu çok güzel. Sıra sende Julie. Balık mı?
Neyse, keşke bir uşağım olsaydı. Aa, bekle bir saniye, belki bu tuvalet kendimi kullanabilirim. Hadi başlayalım. Unu parçalayarak bir kase suyun içine koyuyorum. İyice ıslanması gerekiyor. Sonra da yapıştırıcı ekleyeceğim. Yapıştırıcıyı bol bol kullanmalıyım. Bu kadar yeter. Şimdi biraz boya katalım. Karıştırmak için bir cımbız kullanacağım. Tuvalet kağıdının her şeyi emmesi gerekiyor. İşte yapmak istediğim buydu. Onları almak için cımbızı kullanıyorum. Sonra tuvale bastırıyorum. Bir şekil oluşturacak biçimde düzenlemeliyim. Acele etmeyeceğim, mahvetmek istemiyorum. Oldukça hassas bir işlem ama uğraştığıma değecek. Bir çiçek şekli oluşturacağım. Sonra sapını yapıyorum. İki de yaprak ekliyorum. Kurudukça sertleşecek. Ne güzel bir gül. Bakar mısınız? En iyisi kiminki? İlginç. Çok yaratıcı. Kazanan Jolie oluyor. Ciddi misiniz? Ah, bu inanılmaz. Kazanan ben olmalıydım. Hadi beni ölümsüzleştir. Nesiller boyunca güzelliğimi görsünler. Tamamdır hanımefendi. Yeşil en sevdiğim renktir. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi kımıldamayın. Tamamdır. İlk fırça darbesi en zor olandır. Hey, burada neler oluyor? Aa, çık buradan. Burada değilmişim gibi davran. İşte seni yakaladım. Bir dakika. Ha, bu mu yani? Sen hiç minimalizm diye bir şey duydun mu? Sen neden bahsediyorsun? Bir bakayım şuna. Ha, bu ben mi oluyorum şimdi? Bu da nedir? Şaka mı bu? Bu adam bir süredir arananlar listemizdeydi. Aa, açıklayabilirim. O benim kardeşim. What? Dahası var. Bu büyük sahte. Aa, resmen şoka girdim. En kötüsünü görmek ister misin? Bir dakika Hazel. Aa, hiç şaşırmış gibi yapma. Bayanlar durun. Yapacak tek bir şey var. İkiniz de benimle geliyorsunuz. Hayır, hapse girmek için fazla zenginim. Aa, hapse girmiyorsunuz. Sizin için daha iyi planlarım var. Aslında bu resim çok hoşuma gitti. Bunu delil olarak alıyorum. Oturun buraya. Şimdi şu kelepçeyi çıkaralım. Medin okumaya hoş geldiniz. Demek kolay buydu öyle mi? Ne yapıyor öyle? Böyle iyi görünüyor muyum? Her neyse, bu ilk medin okumanız. Aa, ne şirin bir tavşan. Malzemelerimiz geldi. Hadi başlayalım. Harika bir fikrim var. Yalnız bu kalemin nasıl kullanıldığını bir anlamam lazım. Zorlu bir iş. Aa, bir dakika. İşte böyle olmalı. Şimdi bize bir karton bardak lazım. Bardağın üstüne bir yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Keşke benim kirpiklerim de bu kadar güzel olsaydı. Şimdi sırada burun var. Oo, çok şirin görünüyor. Şimdi yüzüne bir gülümseme konduruyoruz. Sonra elma kırmızısı yanaklarını yapıyoruz. Güzel oluyor. Ama daha işimiz bitmedi. Bu ufaklığın bıyıklarının da olması lazım. Hala eksik bir şey var. Her tavşanın kulaklara ihtiyacı vardır. Şimdi makasımızı alıyoruz ve bardağı yan tarafından kesiyoruz. Sonra kestiğimiz kısmı yukarı yuvarlayıp bir kola şişesinin kapağına tutkal sürüyoruz. Buna başka bir şişenin kapağını yapıştırıyoruz. Sonra kapaklara bir paket lastiği geçiriyoruz. Ama biraz bol kaldığından lastiği yerine bir bantla tutturuyoruz. İşte yapmak istediğim tam buydu. Lastiği daha önce kestiğimiz yerlere takıyoruz. Bu sayede kapaklar hafifçe bardağın içinde kalıyorlar. Şimdi kapakları çevirmeye başlıyoruz ve kapakları bıraktığımızda tavşan koşmaya başlıyor. Woohoo! Şunun gidişine bak. Ben şimdi bundan çok daha iyisini yapacağım. Bir fikrim var. Aa, babamı aramam lazım. Alo baba, yardıma lazım. Bir polis ve bir tavşan vardı ve o yüzden çok strese girdim babacığım. Hadi hemen bir şeyler yap baba. Tamam, teşekkürler babacığım. Bye bye. Aa, vay canına, ne çabuk. Aa, çok heyecan verici. İçinde ne var acaba? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Vay canına, bir robot. Aa, çok harikaymış. Babacığım tam istediğim şeyi göndermiş. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hazel, buna ne dersin? Bu şey hayatımı çok kolaylaştıracak. Pekala robot, göster kendini. İşte böyle, esnemek önemlidir. Şimdi seni bir tavşan çizmeni istiyorum. Vay canına, yapıyor. Aa, müthiş bir şey. Ben de arkama yaslanıp izleyebilirim. Robot nasılsa her şeyi hallediyor. Bir dakika, bu yanlış. Bu bir sümüklü böcek. Aptal robot, ben bir tavşan istiyorum dedim, anladın mı? Beni dinliyor musun sen? Tavşan, sana diyorum. Hadi seni. Of, işte bu yüzden her şeyi yapmak için hizmetkarlarım var. Ah, tamam, eğer tavşan çizersen sana bir ödül vereceğim. Adil bir anlaşma değil mi? Hadi başla bakalım.
Bu senin tavşanı çizmeye başla hadi. Senin de tatlıya düşkün olduğunu anlamıştım. Demek ikna edilmen gerekiyormuş. Ama nihayetinde başaracağını biliyordum. Bitirdin mi? Şaka mı bu? Bu ne şimdi? Ah, bu iş sinir bozucu olmaya başladı. Neyi yanlış yapıyorum ben? Bence kendin çizebilirsin. Süre doldu ve kazanan Hazel. Karar vermek hiç zor olmadı. Yaşasın, biliyordum. Bu robotun hatası. Ah, bir dakika, bak bir şey çiziyor. Ah, memur bey, işte benim tavşanım. Şirin olmuş değil mi? Olmaz, bu tur sona erdi, ben kazandım. Ne yapmamı istiyorsun? Çok geç kaldın. Yaşasın nanek, ben harikayım. Babama söyleyeceğim. Söyle hadi durma, yine de kazanan benim. Bu sefer ne yapacağız acaba? Pardon, bu bıyığın bakımı çok zor da. İşte bir sonraki konunuz. Bunu yapabilirim. Ha, bu da nedir? Kalemlerim nerede? Bunun yerine düğmelerle bir ip kullanıyoruz sanırım. Bu iş zorlu biraz. Ah, ben el işi yapamam. Böyle olmaz. Şam, buraya gel hemen. Siz mi çağırdınız hanımefendi? Çantayı getirdim. İşte yeni toplanmış poke topları karşınızda. Vay canına, onlar altın mı yoksa? Sen iyice açtın kendini. Daha yakından bakmak istiyorum. Vay canına, çok güzel. Şimdi çekilebilirsin. İçinde ne olduğuna bir bakalım. Ha? Aha, bu mu yani? Minicik bir şey bu. Daha fazlasını umuyordum. Ah, çok büyük hayal kırıklığı. Aa, ne yaparsın işte. Daha şaşalı bir şey bekliyordum. Uşak, bu nedir? Uşak! Hemen buraya gel. Siz mi çığlık attınız hanımefendi? Şuna bak. Aa, sorunu anladım. Bir saniye hanımefendi. Ah, bu çok utanç verici. Umarım bu daha uygundur. İyi de ben bununla ne yapacağım? Sanırım yapacağınız şey onu böyle oynatmak. Olmaz. Daha büyük bir şey lazım. Aa, hemen dönerim. Bugünlerde iyi çalışan bulmak zor. Ya ne demezsin. Ta-da! Pikachu! Bu nasıl? Aha, bayıldım. Tekrar yap. Çok iyiydi. Aa, çok mutlu oldum. Bu renk sana yakışmış. Aa, teşekkür ederim hanımefendi. Aha, neyse, ben daha iyisini yapabilirim. Aa, bir saniye. Aa, sanırım ne yapacağımı biliyorum. Buna ihtiyacım yok. Çoraplarım bana yeter. Yanımda hep yedek bulundururum. Rengi çok güzel değil mi? Hadi o zaman başlıyoruz. Çorabımızla bir iki değişiklikle başlıyoruz. Bunun için çorabı kesip ikiye ayırıyoruz. Tam ortasından kesiyoruz. Bir yarısını ufak parçalara bölüyoruz. Aynen böyle. Parçaları sıraya diziyoruz. Bunu Pikachu'ya benzemesini istiyoruz. Fena olmadı. Şimdi bunları birbirine dikiyoruz. İpi sıkı sıkıya dikiyoruz. Kolları ve bacakları birleştiriyoruz. İşte şekillenmeye başladı bile. Şimdi bunun içini doldurmamız lazım. İşte böyle. İyi görünüyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. Gözler için siyah keçe kullanıyoruz. Az evvel iki daire kesmiştim. Bunları yerine yapıştırıyoruz. Sonra üstlerine iki düğme koyuyoruz. Pikachu'nun yanakları kırmızı. Onun için biz de yanaklarda kırmızı düğmeler kullanıyoruz. Şimdi bize bir keçeli kalem lazım. Kımıldama. Şimdi sana bir burun ve bir de ağız çiziyoruz. Keçeli kalemi kulaklar için kullanıyoruz. Sadece uç kısımlarını boyuyoruz. Sanırım artık hazır. İşte benim şirinler şirini Pikachu'm. Harika görünüyor. Üstelik yumuşacık. Ne düşünüyorsun? Bunu çoraptan yaptığıma kimse inanmaz. Ah, o yüzden mi böyle kokular geliyor? Ah, olamaz. Evet, çok kötü gerçekten. Ne? Daha geçen hafta yıkamıştım. Aa, bu benim benzersiz kokum. Ah, peynirimsi. Hala burnuma kokusu geliyor. Bak ne yaptın. Bardağını çok üzgünüm. Resmen burun deliklerim yandı. Artık oylamaya geçsek. Bir dakika, bu da nedir? Aa, lezzetli kokuyor. Aa, peynir. En sevdiğim şey. Bayılırım. Nihayet sevkli biri. Kazanan yine Hazel oluyor. Aferin sana. Yaşasın, başardık Pikachu. Bu meydan okumadan hiçbir şey anlamadım ben. Bir dahakine bol şanslar. Bu kokudan hiç kurtulamayacağız sanırım. Acele edebilir miyiz? Manikür randevum var da. Peki o zaman işte bir sonraki konunuz.
Bu sefer bir kaplan yapıyorsunuz. Aa, tamam, bunu yapabilirim. Malzemelerimiz bu mu yani? Aa, ciddi misiniz? Ben bunları kullanmam. Uşak! Hadi. Ah, yettim efendim. Ben bir kaplan istiyorum. Kaplan mı? Ama... Hadi git ve çabuk ol. Aa, derhal hanımefendi. Aa, şanslar. Bana birkaç şey daha lazım. Çöpü çıkarmaktan nefret ediyorum. Onu ben alayım. Bana neler oluyor? İşte tam bana gereken şey. Şimdi bir bakalım. Ah, çok acıklı bir durum. Hey, geri dönüşüm için iyi bir parça. Benim de buna ihtiyacım var zaten. Rulonun üstüne bastırıyoruz. Sonra üstünde çizim yapmaya başlıyoruz. Buraya bir kaplan çiziyoruz. Odaklanmam lazım. Mükemmel olması gerekiyor. Şimdi çizdiğimiz parçayı kesip boyamaya başlıyoruz. Bu turuncu rengi kullanıyoruz. Her tarafını boyuyoruz. Sonra siyah çizgilerini ekliyoruz. Bu dost canlısı bir kaplan olacak. Arka tarafına 3 çizgi çekiyoruz. Bacaklarına da çizgiler ekliyoruz. Hiç fena olmuyor. İşte gövdesi bitti. Şimdi sıra yüzünü çizmekte. Yüzünü iç tarafa çizip böyle katlıyoruz. Aa, çok güzel oldu. Şuna bak Lexi. Güzel olmuş değil mi? Of, sen buna kaplan mı diyorsun? Bekle biraz. Ben gerçek kaplanı tercih ederim. İyi de niye bu kadar uzun sürdü? Ah, üzgünüm hanımefendi. Kaplan kaçtı. Durdurmaya çalıştım ama görüyorsunuz halimi. Ah, sen hiçbir işi doğru yapamaz mısın? Sen iyi misin? Ver şunu bana. Kaybol gözümün önünden. Ah, çok üzgünüm hanımefendi. Kaplanı satın alabilir miyim lütfen? Aa, bunu mu istiyorsun? Evet, hadi ver onu bana. Aa, olmaz, bu benim. Bu paradan daha değerli bir şey. Sanırım bir şeyler çizmem gerekecek. Ne kadar zor olabilir ki? Bu sadece kızgın bir kedicik. İşte bu olur bence. Aa, işte benim kaplanım. Umarım hoşunuza gider. Hiç görmesem daha iyiydi. Hazel kazanıyor. Yine mi? Bir sonraki tura hazırım. Umarım gökkuşaklarını seviyorsunuzdur. Beni hep mutlu ederler. Yani güzeller işte. Evet, sanırım öyleler. Oo, şuna bak. Bir ruj geldi önümüze. Bu harika. Vay canına, bu renge bayılırım. Biraz süreyim. Ne düşünüyorsun? Ah, söylememeyi tercih ederim. Lütfen bunu bir daha yapma, olur mu? Her neyse, benim harika bir fikrim var. Göz farımızı siliyoruz. Bize şimdi 2 fırça ve bu boyalar lazım. Fırçaları boyalara batırıyoruz. İkisini aynı anda yüzümüze siliyoruz. Bu harika bir efekt yaratıyor. Sonra dudaklarımızı boyuyoruz. Bu sıkıcı eski rujları sürmekten daha iyi. Tabii maskarayı da unutmuyoruz. Bu maskara kirpiklerimizi harika parlatacak. Bayıldım. Biliyorum, inanılmaz görünüyorum. Ama daha işim bitmedi. Şimdi bu tuvali alıyoruz ve yüzümüze bastırıyoruz. Tara! İşte sanat eseri diye buna derim. Bunun galeride sergilenmesi lazım. Vay canına! Aa, bir saniye. Dişime bir şey takılmış. Öğle yemeğinden kalmış olmalı. Aa, bir saniye lütfen. Aa, çıkaramıyorum. Aa, buldum. Daha sık diş ipi kullanmam lazım. Ah, neyse, bağcıklarım var. Hadi çık artık. Ah, sen ne yapıyorsun? Aa, bir dakika, bu kan mı? Ah, rüzgümüş. Belki bunu kullanabiliriz. Birkaç renge daha ihtiyacımız var. Bu çok hoşuna gidecek. Bağcığı rujla boyuyoruz. Aynı şeyi diğer tarafına da yapıyoruz. Şimdi elimizde 2 renk bağcığımız var. Harika görünüyor. Şimdi bir sanat eseri yapmaya başlayabiliriz. Aa, defterim nerede? Aa, burada işte. Defterimizi açıyoruz ve bağcığı üstüne koyuyoruz. Bağcıkla bir dalga şekli oluşturuyoruz. Sonra defteri üstüne kapatıp üstüne elimizi bastırıyoruz. Bağcığı çekip çıkarıyoruz. İşte bu kadar kolay. Defterimizi açtığımızda bir sanat eseri yaratmış oluyoruz. Gözümü bundan alamıyorum resmen. Ha? Ben bitirdim. Güzel olmuş değil mi? Bir dakika. Dişlerim temiz mi benim? Aa, bu çok sinir bozucu. Siz bana bakmayın. Aa, daha iyi oldu. Ha, yoksa çok utanç verici olacaktı.
Hadi ama beni seçin. İkisi de güzel görünüyor. Etkilendim. İkiniz de kazandınız. Bunu hak ettiniz. Yaşasın. Biliyordum. Gerçi Hazel'ın resminden pek iyi değilim. Boşverin siz onu. Bu benim sınav kağıdım mı? İyi geçtiğini biliyordum. Annem benimle gurur duyacak. Mezuniyet konuşmasını yapacak kişi ben olduğumda da öyle olacak. Ha? Olamaz. Yandım ben. Şuna bak. Bu ne demek biliyor musun? Ayakkabıları sahneyi kirletmiş. Çok bilmiş. Evet, bu gerçekten kötü. Ah, olamaz. İnsan çalışmasının karşılığını alıyor. Ya seninki nasıl? Bir saniye. Kırık aldığımı ona söyleyemem. Ama tabii, işte budur. Sadece biraz hayal gücü gerekli. F'nin üstüne bir bant yapıştır. İyice düzelene kadar bastır. Sonra bantı hızlıca çek. Ve şimdi bu F'yi düzeltelim. Böyle daha iyi. Bunu göstermekten korkmam. Hey, ne? Ben de A aldım bak. Aa, ne güzel. Mezuniyet konuşmasını ikimiz yaparız. Affedersin, sen Jennifer misin? Tutuklusun. Yalan söylememem gerektiğini biliyordum. Tekrar değiştirmeliyim. Tekrar merhaba aptal F. Ucuz kurtuldum. Çok yorgunum. Ah, uyandım. Ne? Jennifer çok rahat görünüyor. Niye benim aklıma gelmedi ki bu? Ah, ne güzel. Ay. Bu da neydi? Bu kaktüs tam bir tuzak. Ay! Fena acıdı. Nihayet biraz dinlenebilir miyim? Usta dur. Ah. Oh, hala rahatsız. Ah. Sakin olmalıyım. Bu bütün serçeleri çıkarır. İçinde bunca şeyin olduğunu bilmiyordum. Boş çanta da iyi olmuyor. Uyansana Jennifer. Ha? Ne? Onun nasıl o kadar yumuşak olmasını sağladın? Ah, anladım canım. Burada yastık var. Ne şeker değil mi? Ama bacağı yaralı. Dolgu malzemesi için teşekkürler. Yastık bir poşet al. Ve çıkan dolgu malzemesini buna doldur. Ve tamamen dolunca poşeti kapat. Benimkini alabilirsin. Yumuşacık. Nihayet rahat edebileceğim. Oh, bu çok güzel. Şaka mı bu? Uyku buraya kadarmış. Ah, yeterince hızlı yazamıyorum. Umarım mürekkebim bitmez. Orada ne oluyor? Sıra sende Jen. Ben kazanıyorum. Yavaş ol bakalım. Ah, kendilerini kurnaz sanıyorlar. Bu beyne benzemiyor. Neredeyse kazanıyordum. Buldum. Ve bunlara nöron diyoruz. Bende bir tane daha var. Öyle mi? Dünkü çocuk değiliz biz de küçük hanım. Oh. Merak etme, bir planım var. Dada. Yok artık. Sadece not almak için. Kalem hazır. Ataşlarım. Ben de bunlardan olduğunu unutmuşum. İşime yarayabilirler. Bu defteri görüyor musun? Biraz renkli bant al ve şuraya uzun bir parça yapıştır.
Ucuna gelince kes. Ve hop. Şimdi bir XOX tahtası elde edene kadar birkaç bant daha ekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Ama olmaz. Öğretmen hayatta fark etmez. Kalem bile lazım değil. Bu daha iyice. Kırmızı maviye karşı. Ben kazandım. Kızlar, çabuk ol. Doğal davran. Oyun yok dedim. Dediğim gibi. Güzel. Yeter ama. Ne bu ikinizin oyun takıntısı? Ne oyun öğretmenim? Nihayet oyundan vazgeçtiniz demek. Çok da kolay kandırdık ha. Ama günün en sevdiğim dersi. Kendimi Picasso gibi hissediyorum. Vay, Jennifer çok iyi. Benim unicornum çok kötü görünüyor. Bunu yapmayı nereden biliyor? Neredeyse sayfadan fırlayacak. Benimkine tam tersi. Yetenek fışkırıyor. Belki de giydiği sanatçı kıyafetleriyle ilgilidir. Ben de yapabilirim. Bak. Nasıl görünüyorum? Daha iyi yapabiliyor muyum? Sanırım hayır. Bütün sanatsal sihri o kapmış. Aslında ben de iki elimi birden kullanabilirim. Hadi parti başlasın. Sınırların içinde kalmak niye bu kadar zor? İşe yaramıyor. Korkuncum. Vazgeçtim. Ama tabii... Şu keçeli kalemlere bak. Renkler birbirine karışmış. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. İki renkte keçeli kalem al. Uçları birbirine değince renkleri karışır. Bak, maviyle nasıl karışıyor. Acaba hangi renk ortaya çıkacak? Şimdi şunu test edelim. Şu karışmış renklere bak. Üstelik sadece tek keçeli kalem yeter. Turuncu olan iyi görünüyor. Şimdi kim yetenekli sanatçıymış bakalım. Hiç bunun gibi bir şey gördün mü? İşte bitti. Şu güzelliğe bak. Vay canına. Bu gerçekten benzersiz. Biliyorum. Teşekkürler. Bir tabloya dönüşmek istediğimi hiç sanmıyorum. Saati bir bakayım. Neredeyse bitti. Hey durun. Süre doldu. Ne yaptığınıza bir bakayım. Hayır. Daha bitirmedim. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Pekala. Bakalım ne yapmışsın. Beni hayal kırıklığına uğratmasın umarım. Bu çok fena. Siyah rengi atlamışsın. Of olamaz. Resimdeki boya hala ıslaktı. Sen benim bilgisayarıma ne yaptın? Her neyse. Sanırım bu seni ürküttüğüm için benim suçum. Bana niye bunu yapıyorsun? Bu bir felaket. Öğretmenim, başınızın üstünde kara bir bulut var. Peki, sanırım bunu düzeltebilirim. Hemen geri döneceğim. Sanırım bu boya sorununu daha fazla boyayla çözeceğim. Bunun için bu pembeyi kullanacağım. Onun da üstünde farklı renk katmanları kullanacağım. Yani böyle bir sürü renk. Şimdi sırada pipetin gücünü göstermek var. Yani bu aslında üflemenin gücü. Renkler yayılmaya başladı. Çok güzel oluyor. İşte oldu. Bütün boşlukları doldurdum. Harika görünüyor. Öğretmenim, şimdi ne var? Bakın, bilgisayarınızın üstündeki boya sorununu hallettim. Bir bakalım. Renkler güzel kullanılmış. Yerleşimleri iyi. Gel bakalım buraya. Sence burada ne oluyor? Aman tanrım, neler oluyor? Olamaz. Vay canına. Biz buraya nasıl geldik? Öğretmenim, şu an bir meydan okumadayız. Burada olduğum için heyecanlıyım. Acaba ne yapmamız gerekecek? Bilmiyorum ama çay çok güzelmiş. Şuraya bak. Vay canına, ne kadar güzeller. Rengarenkler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten de öyle. Rüzgarda nasıl hareket ettiklerine bak. Çok güzel. Hem kendilerine hem de güzelliklerine bayıldım. Bu çay bayatladı sanırım. Neredeyse kusacağım.
Uf, olamaz. Üstelik onlara bir sürü metiye düzdük. Tüh, büyük talihsizlik. Siz niye bana gülüyorsunuz ki? Sizin de üstünüze yaptılar. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Ay, olamaz. O bardaktan içtim üstelik. Aman tanrım. Bu aslında çok komik bir durum. Neden gülüyorsunuz ki? İki tane kaka vardı. Bir dakika. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Ama bu beyaz tuval işimize yaramaz. İşte oldu. Bu sanırım çok daha iyi. Şimdi bana biraz tebeşir lazım. Ve sonra buraya bir iki çizeceğim. Bana ilham veren şey bu. Sonra buraya ikinci bir iki çizeceğim. İşte iki iki oldu. Sonra çizimi ilerleteceğim. Buraya birkaç dalga yapmam lazım ve düz bir çubuk. Şimdi buraya biraz tüy ekliyorum. Bu kanatları olacak. Küçük şirin bir göz koymayı da unutmayalım. Ve tabii ki gagası olmayan bir kuş olamaz. Şimdi bir iki tebeşir numarasıyla çizgileri yanlara yayalım. Bu çok iğrenç. Bu niye bana oldu ki şimdi? Ve neredeyse bitiyor. Eserime bir göz at bakalım. Bence papağan resminde harika bir iş çıkardım. Oh, aman tanrım. Bayıldım buna. Ne? Olamaz. Şaka mı bu ya? Bugün bahçe çok güzel. Aa, tam ağacından bir elma. Toplanmayı bekleyen şu harika elmalara bak. Hey, benim gördüğümü sen de gördün mü? Çok şirin bir kadın. Çok leziz ve tatlı kokuyor. Aman tanrım. Buna inanamıyorum. Şu müthiş aranjmana bak. Oh, çiçekler bir aynanın çerçevesiymiş. Aha, vay canına. Çiçekleri gerçekten çok sevdi. Buna inanamıyorum. Şuna bir daha bakacağım. Bu ben olamam, değil mi? Yoksa gençleştim mi? Ah, o zamanlar ne güzeldim. Bu sihirli mi aynam yoksa? Ne dersin? Bilmem. Aa, bir anda bana ilham geldi. Nereye gidiyor bu? Üf, her neyse, ben aynama bir bakayım. Acaba nereden başlasam? Aa, benim resmimi mi yapacaksın? Tamam, bir saniye o zaman. İnan daha güzel poz verebilirim. Hah, buldum. Yapmak istediğim şey bu. Buraya bir darbe, buraya da bir darbe. İşte. Evet, beni o Fransız kızları gibi çiz. Ya da onun gibi bir şey. Ne güzel bir gün yaşıyorum. Evet, bana harika bir ilham perisi oluyorsun büyük anne. Belki cildime biraz botoks falan uygulatsam. Aa, ne vardı? Ne istiyorsun? Bitirdin mi? Tamam. İşte bu büyük anne. Bu benim yaptığım portren. Ne? Sen benim aynadaki yansımamı görmedin mi? Bir dakika. Sen çekil şuradan. Bana biraz alan lazım. Tamam büyük anne. Tam orada dur. Birkaç ölçüm yapmam lazım şimdi. Ne? Sen ne yapıyorsun? Tamamdır. Şimdi yumruğumu tuvalin üstüne koymam lazım. Şimdi de parmaklarımın izini çizmem gerek. Harika. Şimdi bunu şekillendirmem lazım. Bu küçük kıvrım aşağı doğru böyle devam edebilir. Burada bu şekli vermeye devam ediyorum. Buraya da ufak bir fiyonk çizeceğim. Aşağıya doğru buklelere devam. Şimdi sıra gözlerde. İkisini de çiziyorum tabii ki. Pekala, sırada kaşlar var ve sonra buruna geçeceğim. Birkaç tane de kalp koyalım. Şimdi sıra bunu renklendirmede. Sarıyla başlıyorum. Güzel bir sarışın olacak. Aynen aynadaki görüntüsü gibi. Bu sarı saçlara bence mavi gözler iyi gider. Fiyonksa kırmızı olabilir. Çok güzel oluyor. Sanırım dudakları fiyonkla aynı renk olabilir. Şimdi de yanaklarına gül kırmızımsı bir renk verelim. Bu arada kalplerin içini de doldurmayı unutmuyoruz. İşte bitti. Hey büyük anne, portreni bitirdim. Pekala, şimdi beni dinle. Bu portreyi büyük anneye götürüp ona göster. O kendisinin böyle göründüğünü düşünüyor. Bunu verip aynayı al. Tamam mı? Hadi götür ona portresini. Merhaba büyük anne, işte senin diğer bir portren. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Eğer aynayı verirsen bu senin olabilir. Aynamı mı vereceğim? Bundan pek emin değilim. Of, sanırım olmuyor. O aynaya ihtiyacım var ama. Peki o zaman, hadi değişelim. Hey, aynen istediğiniz gibi aynayı aldım. Evet, çok teşekkür ederim. Bu da nedir? Ben böyle mi görünüyorum yani? Benim burnum böyle domuz burnu mu? O yemlikten yemek istemiyorum. Ama çamuru severim. Oo, burası çok güzel. Şu koyunlara bak. Hadi gel. Beraberce gülüp oynayalım. Bak, dört yapraklı yonca. Aman tanrım. Sen hayatımda gördüğüm en şirin koyunsun. Ya inanılmaz, yağmur yağmaya başladı. Bir saniye, bu yağmur damlaları altın sikkeleriymiş.
çok ilham verici bu. Aa, ne oluyor? Yok artık. Doğruca yüzüme patlattı. Şimdi yine uyumaya çalışmam gerek. Yağmur sayesinde zengin olacağım. Hepsini yakalamalıyım. Hadi yakala şunları. Neler yapıyor ki öyle? Uyanın ve kesin şunu. Beni tekmeleyip yüzüme vuruyorsunuz. Ay amanım, rüya görüyordum, ne tuhaftı. Bir dakika, o çimenlikten çok ilham aldığımı hatırlıyorum. Benim biraz resim yapmam lazım. Ve bunun için bana aynen rüyamda gördüğüm gibi bir madeni para lazım. Yazlı kalemim de hazır olduğuna göre artık çizimime başlayabilirim. Parayı tuvalin üstüne koyup böyle çevresini çizmem lazım. Sonra ortaya bundan 3 tane ekleyip böyle birleştireceğim. Bu benim koyun yüzüm olacak. Minik burnu ve ağzı çok sevimli. Şimdi yanaklarını pembeleştirelim. Çok şeker. Bu resmimden çok memnunum. Hadi gel geriye. Şimdi bu eserimi açık artırmaya çıkarmam lazım. Kim bu koyun sürüsüne teklif vermek ister? Aha evet. Bu tür bir esere ofisimde kesinlikle ihtiyaç var. 100.000 dolarlık bir teklif yapıyorum. Oh, inanılmaz. Bu çok büyük para. Ha, tamam, sattım o zaman. Tablo, şapka ve yelekli beye gidiyor. Bu yaptıklarımı hiç beğenmiyorum. Tamamıyla çöp bunlar. Ama bunun hiç anlamı yok. Burası çok ilham verici bir yer. Evet, ben de anlamadım. Aa, bir dakika, sanırım ne yapılması gerektiği hakkında bir fikrim var. Hadi sen benim resmimi yap. Aa, olmaz, almayayım. Bunu yapmak istemiyorum. Anladım, sen bilirsin. Benim resmimi yapmak için fazla yetenekli olduğunu sanıyor. Vay canına bak, orada bir adam peyda oldu. Selam, evet, buraya gelmek için sihir kullandım. Sizinle tanışmak güzel. Bir dakika, bende sizin için bir şey var. Abrakadabra. İşte gördünüz mü? Bir hazine sandığı. İçinde ne olduğunu görmeye hazır mısınız? Tada! İçinde bir robotla bebek var. Çok şirin. İşte böyle. Merhaba Bay Robot, merhaba bebek kız. Aha, bu olanlardan çok ilham aldım. Drama. Aşk. Aman tanrım. Bir de öpüşüyorlar. İşte ilham geldi. Parmaklarımın üstüne böyle bir kalp çizeceğim. Güzel görünsün diye içini de böyle dolduracağım. Diğer tarafı ve parmağı da boyamayı unutmamalı. Pekala, şimdi siyah renk kullanıp birkaç noktaları ardından gülen yüzde kolları yapalım. Aa, çok şirin oldu. Birbirlerine çok aşıklar. Birbirlerini kucaklıyorlar ve çok seviyorlar. Bakın. Ne? Aha, çok hoşlar. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Havadaki bu aşk elektriği bana ilham verdi. Tamam. Ben de kendi eserimi yapmak için ilham aldım. Hem kurşun hem de gazlı kalemi kullanarak bir kalp çizeceğim. Ve şimdi üstün ve altın içini kurşun kalemle dolduracağım. Sonra da gölgelemeleri yapacağım. Ortasının karanlık, üstün daha açık tonda olmasını istiyorum. Şimdi düz bir çizgi için cetvele ihtiyacım var. Çizgiler ve cetvel bu maket bıçağı için rehberim olacak. Şimdi bu üst çizgiden kesmem gerekiyor. Sonra kalbin üst kısmını böyle kesiyorum. Yarısını kestim. Şimdi sıra diğer yarısında. Pekala, şimdi kağıdın üst kısmını böyle alabilirim. Sıra buraya bir gölgeleme yapmakta. Çok olmasına gerek yok. Az bir şey lazım. Sonra yumuşak bir efekt için bununla rengi yedirmem lazım. İşte oldu. Güzel ve pürüzsüz görünüyor. Bak, benimki de şimdi bitti. Çok güzel ufak bir kalp oldu. Ne düşünüyorsun? Vay canına. 3 boyutlu görünüyor. Bunu mutlaka sihirli adama göstermeniz lazım. Bir dakika. Nereye gitmiş? Ortadan kaybolmuş. Önce bir anda ortaya çıktı. Şimdi de sırra kadem bastı. Ne? Her neyse. Pekala, bir bakalım. Ben 4. kata çıkıyorum. Bu asansör niye böyle yavaş? Aa, bu çocuk kirpas içinde. Aa, bekleyin lütfen. Tutun asansörü. Hadi ama. Tüh, pardon. Hayır hayır hayır. Beklediğim tavır bu değildi. Aa, çok teşekkür ederim. Beni kurtardınız. Aa, ayağıma bastı. Niye bu kadar kötü olmak zorundasınız ki? Sen de niye bu kadar fakir olmak zorundasın? Tamam. Galiba bu sorunu çözmem gerekiyor. Vay canına. Ne oldu böyle? Biz asansörde değil miydik? Sanat kapışmasına hoş geldiniz. Ah, Manav Bey. Sen gerçekten çok özel bir hayvansın. Ah, kediyi böyle okşaması ne hoş. Ah, buradasınız. Üzgünüm, sizi görmemişim. O zaman başlayabiliriz. Kedilerden bahsetmişken ilk resim meydan okuması bu. Oo, bunu kolaylıkla halledebilirim. Ben şimdi bir saniye. Bu kablo niye bu kadar kısa? Hadi ama aptal kablo, işimi zorlaştırıyorsun. O zaman ben başlayayım, işe koyulma zamanı.
krep hamuruyla çizmeye başlıyoruz. Krep hamurunun resim yaparken bu kadar işe yarayacağını kim bilebilirdi? Şimdi siyah renge geçiyoruz. Evet doğru. Hamur farklı renklerde olabilir. Sonraki renk mi? Yeşil elbette. Pembe renk olmadan Hello Kitty de olamaz. Ve çiçeğin merkezi için ortayı azıcık sarıya boyuyoruz. Aa, çok şirin oldu. Şimdi pişmesini bekleyelim. Spatulamı nereye koydum? Evet. Sıra krebi ters çevirmekte. İşte oldu. Şimdi iki tarafı da pişmiş olacak. Sanırım oldu. Ne düşünüyorsun? Aman tanrım, harika olmuş. Of, yeter artık. Buyurun hanımefendi, size nasıl yardımcı olabilirim? Jeff, sen şu kablonun kalınlığının nerede olduğuna bakar mısın? Çekiyorum, gelmiyor. Tabii ki. Bir bakalım. Görünüşe bakılırsa gittiği yeri böyle takip edebilirim. Şükürler olsun, sonunda beni çözecek biri geldi. Şaka bu herhalde. Bu şey niye bu kadar uzun ki? Bu kadar uzun süren nedir Jeff? Neyse, artık çizmeme başlayabilirim. 3 boyutlu kalem kullanabilecekken kimin aptal krep hamuruna ihtiyacı var ki? Pekala, işe başlıyoruz. Dış hatları bitti. Şimdi çiçekleri de ekleyelim. Şimdi rengi değiştirip içini doldurma zamanı. Tüyleri için kalemi böyle ileri geri hareket ettiriyoruz. Tamam, sıra pembede. Çok güzel oluyor. Bir sonraki çiçek kırmızı. En sevdiğim olabilir bu. Sarı burnunu da unutmamak lazım. Sonra bunu siyahla çerçeveliyoruz. Tada! İşte bu benim Hello Kitty'm. Ne düşünüyorsun? Wow! Onunki de fena olmamış ama benimki kesin çok daha iyi. Hayır olmaz, benimkini seç. Tamam, kazanan olarak Liam'ı seçtim. Yaşasın, işte budur. Sıkıldık demek. O zaman sıradaki meydan okuma gelsin. Puppy Playtime karakterleri mi? Peki, sorun yok. Çünkü daha bir sürü hamurum var. Pekala, krep sanatıma geri dönüyorum. Sarı renkli dış hatları tamam. Sırada kırmızı var. Hangi şekli çizersen çiz, önce dış hatlarını yapman gerekiyor. Çünkü içinde bu sayede doldurabiliyorsun. Aynen benim yaptığım gibi. Aksi halde hamur dağılır gider. Böyle bir şey olmasını istemeyiz tabii. Sonra ortaya resmimiz çıkmaz. Bunun yerine kocaman rengarenk dağınık bir şey ortaya çıkar. Sonra gözler var. Siyah ufak noktalarla başlıyoruz. Daha sonra altta ve üstte yeşil noktalara ihtiyacımız olacak. Harika görünüyor. Şimdi bunu biraz pişirmem gerek. Neredeyse gerçek bir krebe benzedi. Tamamdır. Şimdi ters yüz ediyoruz. Şöyle bir döndürüyoruz ve güzel. İşte oldu. Tamamen pişti ve tamam. Harika. Çıkan sonuca bayıldım. Peki Betty? Garsona bahşiş vermek istemiyorum. Neler oluyor? Hey, uyan. Ne? Uyanım. Hey, o ne zaman işini bitirdi böyle? Çekilebilirsin Jeeves. Bu sefer Liam'dan çok daha güzel yapmam lazım. Hadi 3 boyutlu kalem birlikte sanat tasarlayalım. Gözler tamam. Şimdi dış hatlarını bitirelim. Gözler tamam. Şimdi içlerini dolduralım. Rengi değiştirip diğer yerlerini dolduralım. Ve mora, sonra da pembeye geçiyoruz. Sonra kırmızı ve üstüne azıcık beyaz. PG Pagapillar tamamdır. Çok şirin oldu. İşte bu seferki kapışma için eserim tamam. Kesinlikle çok daha iyi oldu. Sen öyle san. O kadar güzel değil. Bunza Bunny hak ettiği yerde. Liam'ı seçiyorum. İşte böyle Betty. Yine kazanan ben oldum. Sıradaki meydan okumada bir köpek balığı çizmenizi istiyorum. Köpek balığı çizmek kolay. Pembe mi olsun yoksa mavi mi? Liam'ın kazanmasından çok sıkıldım. Jeeves, aletlerimi alayım. Olmaz. Bu kocaman kalem olmaz. Bu 3 boyutlu kalem değerli taşlarla kaplı. O taşlar yüzünden Betty'nin dikkati tamamen dağıldı. Benim T-Rex'imin kesinlikle yaklaştığının farkında olmaz. Değerli taşlara bayılıyorum. Bu da ne? Dinozor saldırıcı! Ne korktun ama ya. Aferin sana Bay T-Rex. Bu hiç komik değildi. Ne berbat bir çocuk. Bir saniye, sanırım bir anda ilham geldi bana. Parmaklarımla biraz sinsice hareketler yapayım o zaman. Mavi hamurunu alayım da görsün gününü. Ufak şakasının karşılığını vereceğim. Pardon. Hey Betty, mavi hamurumunu hemen geri ver. Bu senin miydi? Çok pardon. Al bakalım. Neyse. Şöyle bir sıkalım.
Ne oldu böyle? Seni kandırdım. Bana şaka yaptığın için bu sana ders olsun. Şimdi resmime geçmem gerekiyor. Neyse ki benim mavi rengim hala bende. Çünkü köpek balıkları mavi olur. Bu sefer dış hatlarının gövdesini çizerken yapacağım. Yani farklı bir yöntem deneyeceğim. Umarım bu sayede kazanan ben olurum. İşte çoğu tamamlandı. Tabii bir de burnun olması lazım, yoksa nasıl koku alır? Gözler de elbette, bu sayede her şeyi görebilir. Ve sanırım bitti. Köpek balığım gerçekten muhteşem oldu. Pekala, artık köpek balığımı sana göstermeye hazırım. Vay canına, ne çabuk, görmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl yani, beti bitirmiş mi? Hızlanmam lazım ama maviyle olmaz tabii. Evet, köpek balığımız mavi olacak tabii. Anne köpek balığı yani. Pembe de olsa sorun yok, nasıl olsa kocaman dişleri var. Bu da en az diğeri kadar tehlikeli ama şirin. Tek farkı pembe olması. Dış hatlarını neredeyse tamamladım. Şimdi biraz beyaz lazım. Beyaz olması gereken yerleri böyle dolduruyoruz. Boynu ve yüzü için de beyazı kullanıyoruz. Evet, bitti ve şimdi pişme zamanı. Çok leziz kokuyor. Tamam, tavadan alınmaya hazır artık. Tada! Harika anne köpek balığımız karşınızda. İyi de benim yaptığımı aynen kopyalamışsın. Bu sefer beni seç. Hadi, ilk ben bitirmiştim zaten. Of, bu seferki en zor seçim olacak. Önümüzde bir pembe bir de mavi köpek balığı var. Tamam, bu sefer Betty'yi seçiyorum. Seni seçiyorum. Yaşasana, sonunda birini kazandım. Minik buketime bayılıyorum. Çok güzel. Ne yapıyor? Evet, meydan okuma değil mi? Buradaki gibi bana çok güzel bir çiçek çizmenizi istiyorum. Sorun yok, çiçek çizmek gayet basit sanırım. Sadece doğru renkleri masaya çıkarmam gerekiyor. Merkezde sarı olduğu için onunla başlıyorum. İçini doldurabileceğim güzel büyük bir daire çiziyorum. Ne? Bir sorun var. Olamaz, tavam ısınmamış. Isı kaynağım çalışmazsa çizdiklerimi nasıl pişirebilirim? Sanırım senin için çok kötü oldu. Sonuçta krep sanatı pek de matah bir şey değil zaten. İşte ben de bu yüzden 3 boyutlu kalemle çalışıyorum. Liam'ın ortadan başlaması doğru bir fikirdi ama. Yapraklarına başlamadan önce sarı renkli merkezi doldurmam lazım. Bu güzel mor renkle başlayacağız. Dış hatları tamamdır. Şimdi içini boyayalım. Bunu aslında gökkuşağı çiçeği yapabiliriz. Kırmızı, beyaz, yeşil, pembe, mavi. Her bir yaprak ayrı renkte. Aman tanrım, ne kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor. Sanırım bunun üstüne yüz çizersek daha da güzelleşir. Sonunda oldu. Bayıldım bu çiçeğe. Benim çizimim bitti. Vay canına, yine çok çabuk. Bu aptal tava neden çalışmıyor ki? Sanırım Liam, senin yardıma ihtiyacım var. Ben hallederim şimdi. Şöyle biraz uzayıp tavayı prize takayım. Çünkü bu tavalar ısı üretmeleri için elektriğe ihtiyaç duyarlar. Şimdi çalışıyor. İşte, teşekkür ederim. Rica ederim, hemen başla bence. Çok az zamanın kaldı. Evet, tamam, o zaman merkezini tekrar yapıp yapraklarına geçiyorum. Harika, dış hatları bitti. Şimdi içini dolduralım. Zamanında bitirmek için mümkün olduğu kadar hızlı çalışmalıyım. Tamam, şimdi bir sonraki turuncu yaprağa geçiyoruz. Betty bir gökkuşağı çiçeği yaparak güzel iş çıkardı. Eğer onunla yarışacaksam benim de aynı şeyi yapmam lazım. Neyse ki bir sürü renkte hamurum var. Şimdi ortasını bitirmem gerekiyor. Mutlu bir ağız çizip onun da içini sarıyla dolduruyoruz. Bu arada gözleri unutmuyoruz tabii. Bu 2 damlacık yeter. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Bu kabarcıkları izlemeyi seviyorum. Güzel, işte bitti. Şimdi spatula ile alıp arkasını çeviriyoruz. Benim de çiçeğim bitti. Evet, değerlendirmeye hazır durumda. Güzel olmuş ama benimki kadar değil. Hadi, kimin kazandığını söyle. Evet, ikisi de çok güzel ama kazanan Betty oluyor. Yaşasın! Biliyordum, benim çiçeğim en iyisi. Lezzetli bir atıştırmalık zamanı. Şimdi bir krep yapacağım. Ama bu sıradan bir krep olmayacak. Hem güzel görünecek hem de tadı güzel olacak. Sonuçta herkes kızarmış patates sever, değil mi? Şimdi kartonunu renklendiriyoruz ve krepin pişmesini bekliyoruz. Ters çevirelim. Muhteşem kokuyor. Şuna bir bak. Krep, satılık krepleri var. Sıcakken hemen alın. Pek iş yok. İşte bir müşteri geliyor. Neler varmış bakalım. Lezzetli ev yapımı kreplerim var. Sanırım bir tane alacağım. Bence çok beğeneceksiniz. Kokusu fena değil. Bir deneyelim. Bunun köpeğime bile vermem ben. Çöpe layık bir şey. Bunu nasıl yaparsınız? Bu büyükannemin tarifiydi. Büyükannenin yemek kurslarına gitmesi lazım. Ala, iyi hissedersin.
Harika, yine aynı çocukla yan yanayım. Bu iş daha bitmedi. Evet evet, ne demezsin. Krep pişirme kapışmamıza hoş geldiniz. Temamız bu küçük şirin ufaklık. Ama unutmayın, onu krep formunda yapacaksınız. Bu çok kolay olacak. Hadi şu işi hemen halledelim, ben meşgul bir adamım. Dış hatlarıyla başlıyoruz. Sonra sıra yüzünde. Aynı kedi gibi çiziyoruz. Yanakları ve ağzı için kırmızıyı kullanıyoruz. Sonra gerisini sarıyla dolduruyoruz. Ben bunun bir kapışma olacağını sanıyordum. En azından vakit geçiyor. Çizgilerin içinde kalmaya dikkat ediyoruz. Sonra krebin pişmesini bekliyoruz. Bu kadar süre yeterli. Şuna bir bak, resmen bir sanat eseri. Sanırım bu hoşunuza gidecek. Benim burada işim bitti. Eserime bir bakın. Lütfen, alkışa gerek yok. Ne diyebilirim ki, yetenekli biriyim. Zengin, yakışıklı ve sanatçı ruhlu. Ben nasıl bekar kaldım böyle? Şimdi bir şey almam lazım. Burada tek bir şey eksik. Üstüne altın tozu serpiştirmem lazım. Bu altın çok taze. Taze, daha bu sabah kopardım. Altın krebe özel bir görüntü katıyor. Ben neler görüyorum öyle. Zevki parayla alamıyorsun belli ki. Her sabah yumurtalarla birlikte bunu yerim. Altın tozu yumurtaları çok gevrek yapıyor. İşte bu. İşte karşınızda pahalı bir krep. Bu adamı kesin yenmem lazım ama nasıl? Bir saniye, buldum. Şimdi ona göstereceğim. Hadi başlıyoruz. Siyah krep karışımına ihtiyacımız var. Bununla bir daire çiziyoruz. Sonra küçük bir daire daha çiziyoruz. Üst yarısını kırmızıya boyuyoruz. Sonra sıra içteki daireye geliyor ve en son alta geçiyoruz. Aa, canına ne çabuk pişti. İşte benim Pokemon'um. Bunu şu an yiyebilirim. Ama olmaz. Şimdi iyi kısmına geliyoruz. İşte oluyor. İşte tam planladığım gibi. Nereye gitti bu böyle? Sen ne yaptın? Zaman doldu. Ellerinizi kreplerden çekin. Bugün hiç kahvaltı yapmadığımdan bunu dört gözle bekliyordum. Bununla başlayacağım. Renkleri akıllıca kullanmışsın. Şimdi tadına bakalım. Hafif ve kabarık. Çok iyi. Burada bir şey yok. Bu şaka mı? Onun yerine altını yiyelim o zaman. Daha önce hiç denememiştim. Hadi bakalım. Çok kötüymüş. Aklından ne geçiyordu senin? Bu durumda seçim kolay oldu. Sen kazandın. Yaşasın. Ben bir harikayım. Bu hiç adil değil. Bu çocuk beni nasıl yener? Kabul et. Böyle bir şey asla paran yetmez. Zaten öyle bir şeyim olsun istemezdim. Bir sonraki turumuza hazır mısınız? İşte ilham kaynağınız. Şu elmasın boyutuna bak. Nihayet ilgimi çeken bir şey. Vay canına, çok büyülü. Onu istiyorum. Diğer elmaslarımın yanına iyi yakışır. Güzel bir şey görmek ister misin? Çok muhteşem değil mi? Sanırım aşık oldum. Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey. Tabii ki benden sonra. Hey, sakin ol dostum. Gözümün önünden çeker misin onu? Gözlerim acıtıyor. Güneş gözlüğümü taksam iyi olur. Böyle daha iyi. Çok hoş görünüyorum. Eğer seni görebilseydim kıskandığını anlardım. Biri bana yardım eder mi? Umarım bu krep karışımıdır. Önce bir üçgen çizerek başlıyoruz. Sonra bunu bir elmasa dönüştürüyoruz. İçini doldurmak için farklı renkler kullanıyoruz. Bu renkler ışık yansıması efekti verecek. Tamam, şimdi çevirebiliriz. Sanırım güzel oldu. Şimdi krebimizi tavadan alalım. Nasıl görünüyor? Lütfen güzel olsun. Benim işim tamam. Şşt, anı mahvediyorsun. Üzgünüm, yapacak işim var. Bu senden çok benim canımı acıtacak. Seni sonsuza kadar unutmayacağım. Güzel, hallettim. Bu kollarla her şeyi ufalayabilirim. İşte elmas yağmurumuz başlıyor. Şu renklere bir bakın. Çok güzeller değil mi? Bir sürü olabilecekken neden bir tane olsun? İşte tam benim tarzım bir yemek. Yalnız diş hekiminize sakın bir şey söylemeyin. Zenginlere özel ufak bir şaka yapayım dedim. Bu türü kim kazanıyor? Bir görmem lazım. Krepler buraya gelsin. Bu kısma bayılıyorum. Bu çok hoş görünüyor. Bununla başlayacağım. İşte bu lezzetli bir elmas. Şefi kutluyorum. Çok güzel. Bravo sana Jared. Peki burada ne var şimdi? Bu yoksa gerçek elmas mı? Bir deneyelim. Dişim. Aklından ne geçiyordu senin böyle?
Müthiş gülümsemem mahvoldu. Bunu hak etmek için ben ne yaptım? Bu turu tartışmasız Jared kazanıyor. Olamaz. Şike var bunda ama. Hıhı, yaşasın. Buna inanamıyorum. Bu hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak. Şu an çok heyecanlıyım. Bu sefer seni alt edeceğim. Heyecan verici bir an. İşte geliyor. Tada! Hadi ne bekliyorsunuz? Vay canına. Bu karakterlere bayılırım. O kadar çok fikir var ki aklımda. Senin sorunun ne? Bunu görmen lazım. Küçük bir sürprizim var. Biliyorum biliyorum. Müthiş bir şey. Küçük dostuma merhaba de hadi. Bak yanımızda bir ezik var. Sen ne dedin? Sözlerin canımı sıkıyor yalnız. Peki bende neler varmış bir bakalım. Bunlar da nedir? Uf, hayal kırıklığına uğradım. Bu acımasız zalim bir dünya ama pes etmek yok. Kendisine bunu söyleyemeyiz ona. Ama aynı fikirdeyim seninle. Pekala, krep yapmaya başlayalım artık. Bir dikdörtgenle başlıyoruz. Sonra altına bacakları ekliyoruz. Şimdi de yüzünü ve tuhaf kollarını çiziyoruz. Sıra renklendirmede. Kenarlarına bu koyu yeşili kullanıyoruz ve sağına soluna gölgelemeler yapıyoruz. Bu sefer işimi çok ciddiye alıyorum. Sonra biraz açık renk kullanıyoruz. Boşlukları bununla dolduruyoruz. Sanırım artık pişti. Bence bu sefer çok şaşıracaksınız. Vay canına, ben sanatçı olmalıymışım. Bu krep en iyi eserlerimden biri oldu. Bunu yemeye nasıl kıyar insan? Vay canına, çok güzel. Hey, jürideki arkadaş, yarışma artık bitmiştir. Öyle mi dersin? Sen birazdan görürsün. Bunu başarabilirim. Ben mavi canavarı yapacağım. Dış hatlarıyla başlıyoruz. Sonra içini maviyle renklendiriyoruz. Bu gölgeleme tekniğini çok sevdim. Biz de aynısını yapıyoruz. Hızlı çalışmamız lazım. Dacı da altın rengi yapıyoruz. Vay canına, müthiş oldu. Krep işinde iyice ustayım doğrusu. İşte hazır. Çok iyi iş çıkardım. Bu en sevdiğim karakterlerden biridir. Bu türden gerçekten hoşlandım. İçimde iyi bir his var. Ben de bitirdim. Hadi ama dostum, bu tur kesin bende. Mükemmel iş çıkarmışsınız. Gönderin bakalım. Hangisinden başlasam? Bu olsun. Bu eğlenceli görünüyor. Umarım lezzeti göründüğü kadar güzeldir. Of, şu an krep cennetindeyim. Mükemmel, gerçekten mükemmel. Peki, burada ne varmış? En azından bu sefer bir krep yapmışsın. Fena değil. Hoşuma gitti. Kararımı verdim. Sen kazandın, sen de kazandın. Yani herkes kazandı. Ben mi o mu? Bu bir rezalet. Bence de. Bütün kızların aynı olduğu çok kötü ve küçük düşürücü bir ifade. Ama herkesin bir kraliçe olma şansı var. Yani tabii ben balo kraliçesinden bahsediyorum. Ver şu tacı bana. Bırak dedim. Bir dakika, neler oluyor? Olamaz. Şu muhteşem kıyafetlere bak. Ve aksesuarlara tabii. Bu elbise tam bana göre. Ya buna kolayca alışabiliriz. Beraber çok iyi görünmüyor muyuz? Acaba ne dinlesem? Pardon. Neler oluyor? Üzgünüm ama ne giyeceğimi bulamıyorum. Kıyafetlerimin hepsinden nefret ediyorum. Ya çok büyükler ya da ufak. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Keşke yardımcı olabilseydim. Belki seni modaya uydurabiliriz. Hem de bununla. Ne? Sana göstereyim. Bu çengelli iğneleri görüyor musun? Bunlar elbisenin kemeri olabilir. İpi bunların arasından geçiriyoruz ve istediğimiz kadar sıkı ya da bol olacak şekilde sıkıyoruz. Gördün mü? Üstüne harika oturdu. Ne? Çok teşekkür ederim. Yardımcı olduğuma sevindim. Bay bay. Seni ararım. Benim de hazırlanmam lazım. Neredeyse unutuyordum. Peki ayakkabım ne olacak? Sanırım hiçbir yere gidemiyorum. Sadece ben, kendim ve cipslerim. Neyse, çok da önemli değil zaten. Yine bir cuma akşamı evdeyiz. Kendimize bakım yapmak için mükemmel bir zaman. Sen ve şu tırnakların. Bu benim telefonum mu? Kim ki acaba? Bu gece parti mi varmış? Neyse ki tırnaklarımı bitirmiştim, değil mi? Şuna bak. Hayır, ben partiye falan gitmem. Lütfen. Tamam o zaman. Yaşasın. Hadi bakalım. Ne giyiyoruz?
Birinci adım. Peki. Ben hazırım. Kıyafetim tamamdır. İyi görünüyorsun gerçekten. İkinci adımda ne var? Ne? Ben mi? Aa, sorun yok. Ben böyle iyiyim. Olmaz. Seni giydirmeme izin vermeyecek misin yoksa? Of, olamaz. Yavru köpek bakışı. Biliyorsun bu gözlere karşı koyamam. Aman tamam, değişeceğim. İşte. Ne düşünüyorsun? İşte bu. İkiz gibi olduk. Peki ayakkabı konusunda ne yapacağız? Çok çirkinler. Ne? Ne yani? Kötüler mi? Çok çok fena. Şanslısın ki senin için bu çiftim var. Aa, bunlar insan ayağı için mi yapılmış? Çıplak ayakla gitmeyi tercih ederim. Neden olmasın? Evet. Lütfen. Olmaz. Evet. Of, peki. İki pis bot yerine iki hoş topuklu ayakkabı. Şimdi mutlu musun? Yaşasın. Şimdi yürü bakayım. Peki. Yapalım şunu o zaman. Bu hiç iyi görünmüyor. Ve kadın yeri boylar. Of, olamaz. Kesin canı yandı. Sorun yok, ben iyiyim. Sen bundan içinde nasıl yürüyorsun? Çene yukarı. Tamam. Omuzlar geriye. Ümitsiz vaka. Bir saniye. Burada ne olduğunu görmek ister misin? Bir bakalım. Aa, çok şirin. Sen buraya nasıl girdin ki? Ne? Bilmek istemiyorum. Yok artık. Ben de bilmiyorum. İşte burada. Ne? Evet. Pardon. Askıyı gömleğinin sırtına koy şimdi. Bu duruşuna yardımcı olacaktır. Bak, şimdi de aynı şey yaradı. Şimdi bir test sürüşüne ya da yürüyüşüne çıkalım. Peki. İşte oluyor. Üstelik güzel de oluyor. Kendimi uzman gibi hissediyorum. Harika. Hadi o zaman partileyelim. Burası çok kalabalıkmış. Şu ayakkabılara bakar mısın? Muhteşemler. Çok ama çok etkilendim. Bu haksızlık. Çok mu kıskandılar ne? Hadi o zaman. DJ'ye bizim şarkımızı çaldıracağım. Bir istekte bulunabilir miyim? Teşekkürler. Ne haber kızlar? Amanın bu omuzlar. Hey! Ne istiyorsun? O sırtındaki askı mı? İtsene şuradan. Ben hep senin arkandayım dostum. Şu akoru bir dinle. Hey Grace, bak. Of, hadi ama Grace. Aynen böyle. Sen ciddi misin? Kes şunu. Selam. Nihayet. Bak ne gelmiş. Otur. Şu dövmeye bak. Ne? Yeni bir dövme ister misin? Peki. Bırak bunu, ben halledeyim. Tamam. O zaman parti başlasın. Süper. Sanırım burada olmasını istiyorum. Güzel. Şimdi gel buraya bakalım. Bu iğne ama Emily. İyi de başka nasıl yapacağız ki? Sanırım ben dövme falan yaptıramayacağım. Başka bir yolu daha olmalı. Tabii ya. Hemen dönerim. La 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 la. Neredeyse vardım sayılır. Keşke yanıma su alsaydım. İşte başardım. Hey! Bay tek boynuzlu. Peki. Bana daha az acıdan bir şey lazım. Peki. Buna ne dersin? Evet. Sağ ol dostum. Görüşürüz. İşte geliyorum. Neyse ki kondisyonum iyi. Az kaldı. Bayağı uzun bir yürüyüş oldu. Hadi yapalım şunu. İğne yok ama. Bana bayağı acısız göründü. Aynen öyle. O halde sanırım hazırım. Bu şablon yöntemi gerçek dövmeden çok daha acısızdır.
Bunun için önce açıktaki bölgeye tutkal sürüyoruz. Ve tutkalı yaymak için bir fırça kullanıyoruz. Böyle göründüğünde sırada simler var. Vay canına! Simlerin tutkalın tamamına yayılması lazım. Sonra şablonu kaldırıyoruz. Çok hoş oldu değil mi? Vay canına, ne güzel parlıyor. Bayıldım. İşte bu iş bu kadar. Şimdi sıra sende. Evet. Olmaz. Hadi senin sevdiğin rengi kullanacağız. İşte şimdi oldu. Bunlar müthiş değil mi? Ve hiç iğneye ihtiyaç yok. Tamamen acısız kanka. Bu video müthiş. Affedersiniz. Buyurun. Uf ya. Nerede kalmıştım? Şuna bak. Aşırı komik. Bu çocuğa inanamıyorum. Evet. Umarım sıra yoktur. Hanımlar. Kıyafet kuralına uyuyor görünüyorlar. Peki. İçeride görüşürüz. Sen dur bakalım. Burada ne var bakayım? Çikolata mı? Okuman yok mu hanımefendi? Ne? Terk et burayı. Ne saçmalık. Uf. Peki o zaman. Demek kendini çok akıllı sanıyor. Bir çikolata yiyemez miyiz yani? Aslında çok acayip bir fikrim var. Buradaki yırtmacı görüyor musun? Tamam, bunu gizlemeye uyacak ölçüde. Gizli atıştırma çantası. Çok zekice. Şimdi sihri izle. Bay Fedai? Yine mi sen? Ben yoksa çikolata kokusu mu alıyorum? Herhangi bir şey göremiyorum. Şükürler olsun. Hadi gir bakalım. Öpücükler. Her neyse. Evet. Tesisatçı geri döndü. Vay canına. Şu Emily mi? Geliyorum. Ve bende atıştırmalıklar var. Şuna bak. Gizli sulam var. Tada! Gördün mü? Yaşasın. Üstelik iki tane var. Müthiş. Çikolataya asla hayır diyemem. Çok güzel. Ne yaratıcı bir yarışmaydı değil mi? Umarız yarışmamız kendi şaheserini yaratman için sana ilham vermiştir. Ama sence en başarılı kimdi? Annie mi, Betty mi? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma.